Profesör Doktor Mahir Vardır anısına Jeoloji Mühendis Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Profesör Doktor Remzi Karagüzel'in katılımcı olduğu su yapılarının planlanma ve projelendirmesinde mühendislik jeolojisi ve hidrojeoloji araştırmaları adlı webinara hepiniz hoş geldiniz. Açılış konuşmasını yapmak üzere sözü İstanbul Şube Başkanı Sayın Sami Temürtaş'a veriyorum. Buyurun başkanım. Çok teşekkür ederim. Çok değerli katılımcılar merhaba. Söyleşimize hepiniz hoş geldiniz. Remzi hocamıza bu dönem bize verdikleri destek ve katkıları aynı zamanda davetimizi kabul ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Karantina sürecini verimli geçirebilmek amacıyla başlattığımız online etkinliklerimize karantina süreci bitmiş de olsa Haziran ayının sonuna kadar devam edeceğiz. Bugünkü söyleşimizi Profesör Doktor Mahir Vardar anısına gerçekleştiriyoruz. Bilime inanan çok yönlü kişiliği, bizlere hep örnek olan değerli hocamızı hiç unutmayacağız. Hocamı rahmetle anıyorum. Bugün olduğu gibi bu süreçte devam edecek diğer eğitim ve seminerlerinize katılımlarınızı bekliyor. Bilgilendirici bir söyleşi olmasını diliyorum. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz başkanım. Ben sözü Remzi Hoca'ya vermeden önce Remzi Hocamızın kısa bir özgeçmişini sizlerle paylaşmak istiyorum. Profesör Doktor Remzi Karagüzel 1956 yılında Düzce'nin Yalıca ilçesinde doğdu. 1979 yılında İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Kısa bir süre Devlet Su İşleri 10. Bölgede Jeoloji Mühendisi olarak görev yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla lisansüstü eğitim için Almanya'ya gönderildi. Anken Almanya'da 1984 yılında kent ve çevre jeolojisi konusunda yüksek lisansını, 1989 yılında ise baraj jeolojisi konulu doktora çalışmasını tamamladı. Almanya'da doktora çalışmasına paralel olarak mühendislik jeolojisinin çeşitli konularında araştırma ve uygulama projelerinde görev aldı. 1990 yılında Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi'ne yardımcı doçent kadrosuna atandı. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde 1994 yılında doçent ve 2000 yılında profesör oldu. Profesör Doktor Remzi Karagüzel'in SCI kapsamındaki dergilerde olmak üzere çok sayıda uluslararası Almanca ve İngilizce ulusal yayını bulunmaktadır. Ayrıca mühendislik jeolojisi, hidrojeoloji, mekansal planlama, kent ve çevre jeolojisi konularında 100 dolayında araştırma ve uygulama projesinde araştırmacı, yürütücü ve koordinatör görev yapmaktadır. 2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde göreve başlayan Profesör Doktor Remzi Karagüzel, Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı, Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı görevlerinde bulundu. Hocamızın üyesi olduğu bazı kuruluşlar ise Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi'nin Yönetim Kurulu Üyeliği, Mühendislik Jeolojisi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı, Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Mütevelli Yönetim ve Danışma Kurulu Üyeliği, Jeoloji Mühendisleri Odası ve Hidro Devlet Üyeliği bulunmaktadır. Hocamızı kısaca tanıtımını yapacak CV'sini okuduktan sonra sözü hocamıza veriyorum. Buyurun hocam. Evet, ben de teşekkür ediyorum bu kısa tanıtımlar için başkanımıza ve sevgili Haslet'e. Saygıdeğer hocalarım, meslektaşlarım, değerli katılımcılar ve sevgili öğrencilerim. Haftanın ikinci yarısı oldu. Günlerden Perşembe, yorgun geçen bir gün ve bu geç saatlerde bu seminere katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sizleri saygılarımla selamlıyorum. Evet, Mahir Vardar, kaya mekaniği, jeoteknik, mühendislik jeolojisi, baraj, tünel, mu ve benzeri kaya yapıları konularında engin bilgi birikimi, gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası büyük projelerde kazandığı deneyimleri, eserleri ve öğretileriyle anılacak saygıdeğer hocam, cesaretli bir mühendis dostum, koca yürekli bir insan, örnek aldığım çok kıymetli ağabeyim. Profesör Doktor Mahir Vardar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü bir kez daha sizlerle paylaşıyor. Kendisine yaradanlarına rahmet diliyor ve özlemle anıyorum. Ruhu şad olsun. Gerçekten bu şekilde kaybetmemiz hocamızı bende derin bir iz bıraktı. Allah mekanını cennet eylesin. Bu üzüntü içerisinde bugün esasında sevindirici bir haber aldık. Bu haber aynı zamanda beni, eminim ki sizleri de heyecanlandıracaktır. Profesör Mahir Vardar hocamızın adının İstanbul'da tünellerden, karayolu tünellerinden birine verilmesi gündeme geldi. Bu sahiden bizleri çok sevindirdi. Gündeme getirilmiş, henüz sonuçlanmadı. Ben Allah tamamına erdirsin diyorum.
Kurumlarımızın bu kadir bilirliği bizleri heyecanlandırdı. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah tez zamanda hocanın adının verildiği bir tüneli görürüz ve eserleriyle yaşayacaktır dediğim bu sözümü yerine getirmiş oluruz. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet, bugünkü sayın hocamız adına atfettiğim bu konuşmamda su yapıların planlama ve projelendirilmesi, mühendislik jeolojisi ve hidrojeoloji araştırmaları kapsamında tüm birikimlerimi, büyük katkıları olduğuna inandığım İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Kemal Erguvanlı başkanlığındaki, hocamız başkanlığındaki eski adıyla Mühendislik Jeolojisi ve Kaya Mekaniği Kürsüsü, Ahın Teknik Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki çok değerli hocalarım, çalışma arkadaşlarım ve sevgili öğrencilerim ile bu süreçte sorunlara birlikte çözüm aradığımız kurum ve kuruluşlarımızdaki meslektaşlarımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii ki şahsıma bu fırsatı veren meslek odamıza, başta Sami Bey ve Genel Başkanımız Hüseyin Alan olmak üzere ve ekibindeki arkadaşlarımıza ve çok değerli katılımcılara, sizlere de teşekkür ediyorum. Evet, şimdi ben yavaş yavaş paylaşmaya başlıyorum. Konumda toplumların yaşamlarını sürdürebilmeleri için 3 temel gereksinime ihtiyaç var. Bunları bizler, sizler biliyorsunuz. Bunlardan birincisi gıda, barınak ve enerjidir. Bu 3 temel gereksinimden gıda ve enerji güvenliği doğrudan doğruya su kaynaklarıyla ilişkilidir. UNESCO'nun Uluslararası Hidrolojik Programı 8. Strateji Planına göre su güvenliği mealen buradan okumayacağım, şöyle tanımlanıyor. Su güvenliği isteyene yeteri kadar ve nitelikli suyun temini değil, aynı zamanda suyun kirliliği, azlığı veya fazlalığına bağlı felaketlerden korunmak da su güvenliği içerisindedir. Diğer taraftan ekosistemi korumak, barış ve politik istikrar içinde suya sürdürülebilir olarak ulaşmak olarak tanımlanmaktadır. Su güvenliğini sağlayabilmek için toplumlarda elbette ki su yapılarına gereksinim duyulmaktadır. Bir su yapısının büyük yapılabilirliği büyük ölçüde birçok faktör var ama su toplama havzasının hidrolojik özellikleri, baraj göl alanının su tutma ve yamaçların duraylılığı, aksi yerinde temel kayalarının yükü taşıma, suyu tutma, kazı şevlerinin stabilitesi, yeraltı kaya yapılarında delinebilme, kemerlenebilme, sismik etki, çevresel etki ve benzeri parametreler tarafından belirleniyor. Durum böyle olunca su tutma yapıları ve ilgili sanat yapılarının planlanması ve projelendirilmesinde su havzasının farklı ölçeklerde jeolojik, hidrolojik, hidrojeolojik, jeoteknik, mühendislik jeolojisi, hidrolik. Tabii ki mühendislik jeolojisini burada kavram, üst kavram olarak görüyoruz. Mühendislik jeolojisi de bu süreçte teknik, doğayla ilgili teknik girişimlerde doğayla ilgili teknik girişimlerde ortamda geçerli sınır koşulları tanımlar, sayısallaştırır ve koordinat tabanlı değerlendirir. Uygulamaya yönelik yöntem, işlem, izleme seçeneklerini kullanarak jeoloji biliminin mesleki esaslarının yanı sıra kaya ve zeminlerin jeomekanik özellikleri ve davranışlarını da göz önünde bulundurur. Uygulama açısından en kritik konuya odaklanır, karşılaşılabilecek sorunları önceden belirler ve irdeler. Ve kritik tarafları gördüğü yerde onları dikkate alır, sayısal verilere dayalı tasarıma yardımcı olacak analizlere esas alır. Bir su yapısı denince hemen başta 3 ana başlık altında bu su toplama havzasında, baraj göl alanında ve baraj eksen yerinde yapılması gereken mühendislik jeolojisi ve hidrojeolojik çalışmaları bu konuşmam kapsamında size
örnekler ile açıklamaya çalışacağım. Bu örnekleri verirken birçok konuyu da hızlı bir şekilde geçeceğim ki sonunda tartışma sırasında soru ve katkılarda konuyu hep birlikte meslektaşlarımızla birlikte zenginleştirmiş olalım. Su toplama havzasında burada görüyorsunuz bir baraj havzamızın su toplama havzası var. Büyüklüğü 2323 km². Burada hidrolojik çalışmalar kapsamında havzaya düşen yağışı hesaplıyoruz. Daha doğrusu meteorolojik su bilançosunu yapıp akışa geçen suyun miktarını, toplam miktarını, bir nevi su potansiyelini belirlemek durumundayız. Tabii akışa geçen suyun bilindiği takdirde planlanacak barajın depolama hacmi, derivasyon tünellerinin tasarımı, emniyet payının bırakılması, dolu savak yapılarının tasarımı gibi bunlar da bilirsiniz normal ortalama yağışların yanında minimum akış miktarı, maksimum akış miktarı, 100 yıllık tekrarlanan akış miktarı, 500 yıllık ve 1000 yıllık tekrarlanan akış miktarları ile çalışıyoruz. Diğer taraftan havzada iklim değişikliğinin biraz önce tanımlamış olduğumuz su güvenliğine etkisini de tartışmamız gerekiyor. Barajlarda bir sorun daha var ki bu soruna üzerine birazcık gitmek istiyorum. Siltasyon riski ve buna karşı alınacak önlemler ile su kalitesi ve koruma alanları. Bu çalışmada sunumda son iki konu üzerinde birazcık değinmek istiyorum. Barajlarda siltasyon dediğimiz zaman eskiden DSE'deyken rüsübat derdik. Türbülanslı bir akım baraj gölüne geldiğinde malzemelerini askıda katı maddeler bunlar. Ağır maddeler de olabiliyor. Suda uzun süre kalanlar da olabiliyor. Bunlar tepe çökeltileri şurada görüldüğü gibi. Ön çökeltiler, taban çökeltileri, ağır akım çökentileri gibi böyle giderek her seferinde geliyor şeyin arkasında, gövdenin arkasında burada yığılmaya başlıyor. Sonra bakıyorsunuz burada berrak bir su oluşabiliyor. Bu berrak su alanı giderek küçülüyor. Bir bakıyorsunuz işte Düzce Hasanlar Barajı'nda olduğu gibi. Benim çocukluk yıllarımda yaklaşık 50 yıl önce yapılan bu baraj. Bu vadi gerçekten çok derin. Altında güzel köyler vardı, meyve sebze bahçeleri. Şimdi bakıyorsunuz bunlar çamur yığınları altında kaldı. Bunu önlemeye yönelik yapılar yapılabilirdi ama bu yapılar olmadığı için bu baraj 50 yılda gözden çıkarılmış oldu. Şimdi barajlara eskiden 100 yıllık ömür, daha fazla uzun ömürler biçilirdi ama 100 yıllık falan diye çok daha fazlasını bu konuda DSE'li arkadaşlarımızdan da katkılar mutlaka gelecektir barajların ömürlerinin belirlenmesi konusunda. Ama silt tutma yapılarının ve barajlardaki siltasyonun korunmasının elzem olduğunu görüyoruz. Sürekli takip edilmesi, ölçülmesi ve barajın bu hale gelmemesi gerektiğine inanıyoruz. Bakın size bu konuda bir örnek vereceğim. Bu baraj benim yakından tanıdığım, yurt dışındaki yüksek öğrenimim sırasında doktora tez konumu oluşturan bir barajdır burası. Bir içme suyu barajı olarak planlanmış. Bu buraya baraj yapılmadan önce bunun içme suyu barajı olduğu biliniyor idi ve gördüğünüz gibi diğerlerinden farklı olarak mansap şehrinde bitkilendirme, dolu savak yapıları falan yok, doğaya gerçekten uyumlu, kule alıştı dolu savak yapısı ve su alma yapıları var. Bu barajda siltasyon sorunu yok çünkü bu barajın besleyen, şurada küçük haritada görüldüğü gibi yan kolları üzerinde hepsinde küçük seddeler yapılmış. Ve bu seddelerden yağışlı mevsimler sonunda gidip bir küçük iş makinesiyle ya da durumuna göre belli aralıklarla gidip iş makinesiyle buradan toprak alınıyor. Alınan toprak da farklı alanlarda, tarım alanlarından geldiği için kullanılıyor. Çok basit bir mesele ama barajlarımız bu hale gelmeden mutlaka önlemlerinin alınması gerekiyor. Bir kere siltlendiği zaman, dolduğu zaman gövdeyi yükseltmek ya da oradan siltasyonu temizlemek değil, daha işletme sırasında bunu yerine getirmek gerekirdi. Baştan birlikte planlanması gerekir diye öneriyorum. Su temini tarih boyunca hiç kolay olmadı. İnsanlar su kenarına yerleşmeyi tercih etti. Ama kentler geliştikçe, özellikle mega kentler, bunların içme ve kullanma suyunu temin etmek hiç de kolay olmadı. Kolay olduğu zaman da
yönetimi, sürekliliği yani sürdürülebilir yönetimi sorun olmaya başladı. Örneğin bir örnek vermem gerekirse 1850'li yıllarda Viyana'daki bir salgın sonucunda kentte 2000 kişi bir yılda hayatını kaybediyor. Sonunda araştırıldığında bulunuyor ki belli oluyor ki taşkın sularından ve mezarlık alanından beslenen drenajlardan alınan sular, içme suları vatandaşın hasta olmasına ve ölümüne neden olmuş. İşte o zaman Viyana'da üniversitede olan, daha sonra belediye başkanlığı da yapan Eduard Suess diyor ki belediye meclisine size ben su bulacağım. Buluyor ve 117 kilometreden Alplerdeki kaynaklardan getiriyor. Alplerdeki kaynaklar gerçekten bu adam deli midir nedir filan diyorlar. Ama 1873 yılında 117 kilometre uzaktan daha sonra kent gelişiyor. Sular yetmeyince 1910 yılında yine aynı Alplerden bu sefer 200 kilometre uzaktan su getiriliyor. Evet, durum böyle. Bir başka su içme suyu temini havzalar arasında bakın 1, 2, 3, 4 burada şeyin altında kalıyor. Arkadaşlar bu şeyi alabilir misiniz? Bir ekranda bir şey var. Bir etiket var. Şekillerin üstünü kapatıyor. Ben göremiyorum. Belki sizler görüyorsunuz ama netice itibariyle konuyu biraz saptırmadan söyleyeyim. Zor koşullarda kente su temin ediliyor. Burası Ahın kenti. Evet, şimdi bakıyoruz İstanbul'un su kemerleri ve sarnıçlarla başlayan su serüveni 2000'li yıllarda 200 kilometre öteye Melen Havzası'na ulaşıyor. Ama bunlar iyi, güzel de gelecekte ne olacak peki? Şimdi burada bir animasyon gelmesi gerekiyordu. Su kalitesinin korunması. Viyana'nın su temini 1870'li yıllarda başlıyor. Bugün hala kentin içme suları %75 oranında bu Alplerdeki kaynaklardan geliyor. İşte bir yerde su planlamak, içme suyu planlandığında uzun erimli, sürdürülebilir olması ve kalitesinin korunması gerekiyor. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Su Kirliliği Kontrol Yönetmenliği var. Su Kirliliği Kontrol Yönetmenliği'nde 300-701 bin kilometre, bin metre ve havzanın sınırına kadar mutlak kısa, orta, uzun mesafeli olmak üzere koruma kuşakları var. Ancak görünen o ki bu koruma kuşaklarıyla biz bu göllerin ya da içme suyu rezervuarlarının kalitesini koruyamıyoruz. Bunun için 2000'li yılların başlarında kurulan Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile başlatılan içme suyu havzalarında özel hüküm belirleme projeleri başlatıldı. Özel hüküm başlama projelerinde yapılanları kısaca anlatmak istiyorum. Yeni koruma alanları yaklaşımları oldu. Bunlara jeolojik tabanlı diyoruz. Jeoloji haritaları hazırlandı. Jeoloji haritalarından hidrojeoloji haritaları. Bu hidrojeoloji haritalarında mavi ve yeşil renkler su bulunduran akiferleri gösteriyor. Yeşiller büyük çoğunlukla otokton konumlu ve aloktan konumlu kireç taşları. Kireç taşları deyince kireç taşlarında suların hızla hareket ettiğini, ne bileyim bir alüvyon ortamında su yılda 50-60 metre alırken burada su ayda kireç taşlarında ayda 10 kilometreye kadar hızla gidebiliyor. Bu üstteki şekilde bir şey görüyorsunuz, bir karstik hidrojeolojik model görüyoruz. Bu modelde başlangıçta su seviyesi yüksekken derenin kenarında kaynakları görüyorsunuz. Bunlar giderek alçalıyor. Dereler yaz aylarında da akıyor. Derelerin yaz aylarında akması demek kaynaklardan besleniyor. Kaynak ve bu dereler oluşuyor. Bu derelerde içme suyu rezervuarlarına gidiyor. Eğer bu alanlarda arazi kullanımı, tarım, hayvancılık, maden, atık su deşarjı, sanayi ve benzeri faaliyetler var ise bu sular da kirlenecektir demektir. O zaman bakın burada bir taş ocağı işletmesinden yağmur yağdığında da olabilir. Bir köyün bir yerleşimin içme suyunun nasıl böyle kirlendiğini baktığı şey olarak fiziksel olarak kirlendiğini görüyorsunuz. O halde yüzey suları ile yeraltı sularının bir etkileşim halinde olduğunu görürüz. Akarsular baz akımla yaz aylarında da besleniyor, kışında da besleniyor. Peki bunun ne kadarı yeraltı sularından ne kadarı yüzeyden seldenmeyle besleniyor? Bunun için biz baz akım analizleri yapıyoruz. X ekseninde günlük ölçülen akarsuyun debileri, Y ekseninde ise akış debisi metreküp saniye olarak verilmiş. Yapılan bu analizde sonucu söylüyorum, toplam akış 1 milyar 400 yani 500 milyon metreküp.
Baz akımı ise 691 milyon metreküp. Bu demek oluyor ki burada toplam akışın 691 milyonu yer altına gidip gelen su. O halde bizim yeraltı sularını da havzada korumak gerekiyor. Sularını ve yeraltı sularını birlikte korumak gerekiyor. Bunun için havzalarda yaptığımız yeni yaklaşımlar var. CBS tabanlı analitik hiyerarşi yöntemleriyle yapılan bir yeraltı sularının kirlenmeye karşı hassasiyet haritası diye bir harita hazırlıyoruz. Soldaki harita bunu gösteriyor. Buna da çok değişken parametreler var. Hiçbir havza bir diğerine benzemiyor. Arazi kullanımına, yeraltı suyunun derinliğine, hidrolik iletkenliğine, eğime ve benzeri faktörlere bağlı olarak kirlenme indeksi belirliyor. Burada bundan sonra arazide yer kontrollerini yapıp burada örneğin Antalya'nın içme suyu havzası olarak planlanan bu gölün etrafında 300 metre, 1 kilometre, 2 kilometrelik ve diğer koruma alanlarıyla bunun korunamayacağı anlaşılıyor. Zaten bu esasında bir içme suyu barajı değildi. Enerji üretmek amacıyla yapılmış tane barajdı. Biz bunu içme suyuna dönüştürüyoruz. Su kirliliği kontrol yönetmenliğine göre fosfat yükünü dikkate alarak koruma kuşaklarına bir metrecik tabanlı koruma alanı olarak biraz önce görmek lazım. Aynı şekilde derelerin oluşumuna neden olan kaynaklara göre var. Bizim yaptığımız çalışmalarda TÜBİTAK'ta yaptık bunları. Burada özel hükümler yazılıyor ve eylem planları da kurumda paylaşılıyor. Evet, burada ne yaptık biz? Burada yaptığımız bu Antalya'nın daha önceki yıllarda Isparta'daki arkadaşlarımızla birlikte sürekli kendi içme suyu havzasında gelişen gelecekteki içme suyu havzasının alternatiflerini sıralamıştık. Karacaören barajlarını da en son olarak koymuştuk. Olay geldi dolaştı ve Bakanlar Kurulu kararıyla Karacaören Barajı şu anda durum nedir? Son günlerde hep aklımdaydı, soramadım. Ama sanıyorum buradan hatlar döşenmeye başladı. Bakanlar Kurulu kararı alındı. Jeolojik tabanlı koruma alanları da ilan edildi. Gelin görün ki biz bu jeolojik tabanlı koruma alanlarına ilişkin özel hükümleri ve eylem planlarını havzada yaşayan halka ve yerel yöneticilere anlatmakta zorluk çekiyoruz. Bu sadece bir örnektir. Şimdiye kadar 5 farklı havzada benzer çalışmalar yaptım. Hiçbirinde halkın memnuniyetini göremedik, hep karşı olundu. Ülkemizde bu sorunların da çözülmesi gerekiyor. Şimdi efendim ben havzadaki mühendislik jeolojisiyle ilgili ya da hidrojeolojiyle ilgili sorunları böylesine hallettikten sonra göl alanına geliyoruz. Göl alanında iki tane temel soru bizim odağımızda. Bunlardan birisi yamaçların stabilitesi. Diğeri ise yamaçların su tutma özellikleri. Stabilite deyince dünyada herkesin bildiği Bayon Barajı örneğini ben de tekrarlamak istiyorum. Bayon Barajı 1950-60 yılları arasında inşa ediliyor. Dünyanın o yapıldığı tarihte 276 metre yüksekliğiyle ikinci büyük barajı. 63 yılında kütle hareketi sonucunda 340 milyon metreküp, şurada görüldüğü gibi barajı görüyorsunuz şu şekilde. Bu arka tarafta yeşil ile gösterilen eski yeri, bu kütle 340 milyon metreküp baraj gölüne geliyor ve gövde üzerinden sular aşıyor. 50 milyon metreküp su gövde üzerinden aşıyor. 3 tane yerleşim alanını alanın üstünden geçiyor. Burada bir tanesini görüyorsunuz. En yüksek bina kilise olduğu için belki kalmış ya da dağın kenar eteğinde olduğu için 2000 kişi de hayatını kaybediyor. Yamaçların duraylılığına bir başka örnek ise burada iki tane şekil görüyorsunuz. İki tane baraj. Bir tanesi bu. Farklı tarihlerde birisi de bu. İki baraj arasında çok bariz bir fark var. Baktığımız zaman burada bir baraj daha kendiliğinden yapılmış. Geriye dönük incelediğimiz zaman bu uydu görüntüsü, ama uydu görüntüsünden burada eski bir heyelan olduğunu sanki görüyor gibiyim. Yanılıyor da olabilirim. Burada söylemek istediğim şey, yamaçlar bazen böyle topuk kısmına su biriktiği için, su geldiği için kayarlar, stabilitesini yitirirler. Bazen topuğu kazıldığı için stabilitesini yitirir, yukarıdan yüklendiği için değişik nedenler var. Bir yerde tanıklık ettik, böyle birkaç kilometre hiçbir şey yokken sadece yağışlı mevsimde heyelanın gittiğini gördük. Burada da görülmesi gerekiyordu. Her heyelanın arkasında bir neden vardır. Nedensiz gelmez ve habersiz de gelmez. Burada heyelanın yapıldığı yer Yılmaz Hoca hatırlayacaktır. Tuzluca formasyonundan oluyor. Tuzluca formasyonu filli birimleri içerisinde
Tuz var. Tuz olan yerde de zamanla eriyor ve birkaç yerde mühendislik projelerini olumsuz etkilediğine tanımlamak gerekiyor. Rezervuarın su tutma özelliklerine gelince burada iki tane örnek vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi işletmede olan bir baraj, bir diğeri ise henüz planlama olan bir baraj. İşletmede olan barajı hepiniz biliyorsunuz, Keban Barajı. Bildikleri tekrarlıyorum ama sonunda mühendislik jölesi çalışmalarının ya da su tutma çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu vurgulamak açısından tekrar tekrar anlatmakta fayda var. Belki bilmeyenleriniz de olabilir diye ben yakın zamanlara kadar esasında birçok barajı inceledik ama çoğunu da bilmiyoruz tabii neler var. Keban Barajı Fırat Nehri üzerinde yüksekliği 240-210 metre falan olan temelde metamorfik birimler var deniyor. Metamorfik birimlerin içerisinde burada görüyorsunuz zaten. Ortasında rekristalize kireç taşları, mermerler var. Buradan Keban Vadisi bu mermerlerin olduğu yerden geçerken belli yerlerde karstlar var yüksek kotlarda. Tabii Fırat Nehri geçince bu tabanı aşağı iniyor. Aşağı indiğinde de orada yine mermerlerin üzerinde falan oluyor. Burada barajda enjeksiyon çalışmaları sırasında, baraj için enjeksiyon çalışmaları sırasında vadi tabanında karstik boşluklar tespit ediliyor. Enjeksiyon perdeleri uzatıldığında üst kotlarda da karstik boşluklar tespit ediliyor. Baraj tamamlanıp su tutmaya başlandığında bir bakıyorlar baraj gölü içerisinde böyle bir girdap, böyle bir döner var. Ne oluyor falan diye bakıyorlar. Sonra yan tarafta şurada Keban Deresi var. Keban Deresi'ne bakıldığında buradan debisi 26 metreküp saniyeye ulaşan kaynaklar oluşuyor. Ve rastlanan iki tane büyük karstik boşluk var. 100 çarpı 100 çarpı 10 gibi yani 60-70 bin metreküp hacme sahip karstik boşluklar olduğu. Daha irili ufaklı çok var. Ama sonuç olarak burada su tutmak mümkün olmuyordu. Enjeksiyon çalışmalarını uzatmak zorunda kaldılar. Barajı ne bileyim hem beton göğde hem de kaya dolgu türünde yaptılar. Proje değişikliğine gidilmiş. Orası hakkında DSİ'li arkadaşlar mutlaka çalışmaları yakından takip etmişlerdi. Bizim literatüre geçen, benim gençlik yıllarımda olan şey okuduklarımız böyle gösteriyor. Su kaçaklarının araştırılması ve olası su kaçağı önlemlerinin kapsamı artıyor başlangıçta. Görünmeyen bir kısmı görünüyor. Enjeksiyonlara yapılmaya karar veriliyor ama boyutlarının sandıklarından çok daha fazla olduğuna bir nevi proje değişikliğine gidilmek zorunda kalınıyor. İnşaat süresi 2 yıl uzuyor. Kayıtlara geçen miktarına göre, o yılın rakamlarına göre yabancı kitaplarda da var. %40 olarak artıyor, maliyeti artıyor. Halen kabul edilebilir miktarda su kaçaklarının da olduğu ancak Keban Barajı bizim enerji üretmek amacıyla Fırat Nehri üzerinde yapılan Türkiye'nin hala %20 oranında enerjisini karşılayan bir barajımız olarak duruyor. Sonunda yine başarılı bir çalışma olmuş oluyor. Fizibilite çalışması aşamasında olan bir başka baraj yeri yani planlama aşamasında olan bu da Toroslardan bir örnek. Hiçbir baraj yeri bir diğerine benzemiyor. Her yerde titizlik ve mühendislik jeolojisi ve hidrojeoloji araştırmalarını yapmak gerekiyor. Burada iki tane vadi var. Bir tanesi bu. Birisi de bu. Aralarında 3,5 kilometre burada. Burada ise biraz daha fazla olan bir mesafe var. Burada bir baraj yapılmak isteniyor 30-40 kotlarında. Burada yapılacak barajın su kotunun 220 kotlarına yani yaklaşık 190-200 ya da 220 metre yüksekliğinde bir baraj yapılması planlanıyor. Evet bu Türkiye'deki usul bu baraj yerleri ilgili kurumlar tarafından araştırılır. Araştırıldıktan sonra enerji piyasasından birilerine verilir. Acaba bunun su tutma özelliği var mı diye bir araştıralım diyorlar. Alan kuruluş bunu araştırmaya başlıyor. Bu araştırmalar esasında doğru yapılıyor. Baraj yerinin araştırılmasına başlamadan önce eksen yani tüm havzada yeteri kadar su var mı? Göl alanı suyu tutmaya ve yük yamaçları stabil midir? Buna uygun mu? Uygun dedikten sonra baraj yerinin seçimine geçiliyor. Doğru bir yöntem uygulanıyor. Burada netice itibariyle jeolojisi şöyle buranın. Şu mor ile gösterilenler temel kaya. Alttaki Toroslardaki NAP sistemlerinin temel kayaları.
Burada kireç taşları var. Metamorfik özellikte arada şistler var. Cebireis formasyonu diye zaman zaman geçirimli, akiper özelliği olan ama çoğu yerde de geçirimsiz olan birimler var. Bunun üzerinde genç miyosen çökeller var. Miyosen çökellere baktığımız zaman altta yöredeki arkadaşlar bileceklerdir. Altta bir konglomerat, konglomeranın üzerinde resifal kireç taşı, onun üzerinde de kil taşı, sırt taşı, kum taşı veya çakıl taşı gibi ardalanmasından oluşuyor. Burada en yakın yerde acaba bu genç şeyin bilinenler ve bilinmeyenler var. Bunun içerisinde kireç taşları, Oymapınar kireç taşları. Oymapınar kireç taşlarını yöreyi bilen arkadaşlar Toroslardan bilirler. Oymapınar formasyon kireç taşları, resifal kireç taşıdır. Karstiktir ve çok geçirimlidir. Bilinmeyenler ise Oymapınar kireç taşları acaba yama resifi midir yoksa sert resifi mi? Yama resifi dediğimiz zaman atollerden böyle kütle kütle olur. Birbirleriyle bağlantısı yoktur. Dolayısıyla planlanan barajda Oymapınar formasyonuna bağlı bir su kaçağı olmayabilir. Ama biz eğer bu set resifi ise set resifi ve o zaman konumuna bakacağız. Bilinen bir şey daha var. Bilinen bir şey daha var. Bu miyosen çökeller kıvrımlı. Burada iki tane kesit alıyorlar. Bakın en yakın yerden bir de en uzak yerden bir kesit alınıyor, jeolojik kesit. Bu kesite baktığımızda daha doğrusu burada sondaj kuyuları açılmış. Bu sondaj kuyularının logları tarafımıza verildi. Su seviye ölçümlerini biz başlattık. Eski veriler de vardı. Burada en önemli olanlardan bir tanesi açılış sırasında su seviyesinin değişimi eş zamanlı olarak. Burada eski verilerden almış olduğumuz jeolojik kesite baktığımız zaman burada bir baraj yükselirse ve ne olur sorusuna cevap verirken burada bakıyoruz açılan sondaj kuyularının altta bulunan şu sarıyla gösterilen Oymapınar resifel kireç taşlarının geçirimli ve karstik olduğunu gördük saha çalışmalarında. Bunun içerisinde açılan, doğrultuda açılan kuyularda bunların böyle birbirleriyle bağlantısı olduğunu, efendim böyle yama resifi olmadığını görüyoruz. Belki arada kopar, bunu bilemeyiz. Ama bir şey daha var. Burada yeraltı su seviyesine taşıdığımız zaman buraya yeraltı su seviyesi Oymapınar formasyonunun üzerine çıkmıyor. Bu demek oluyor ki buraya gelen su gidiyor. Nereye gidiyor? Kıvrımlı yapı dedim. Kıvrımlı yapının kuzey kanadında bu. Buna baktığım zaman şunu söylüyorum. Pardon, biraz fazla oynadık. Buna baktığım zaman şunu söylüyorum. Normal koşullarda ben yeraltı su seviyesini topografik yüzeye paralel olarak böyle beklerim. Ve burada yükseltmek planlanan maksimum su seviyesinden yüksekse bu, dedim ki hidrolik bir bariyer var, buradan su kaçmaz. Ama görünen o ki burada bu kireç taşıyla eğer baraj göle temas ederse buradan su kaçabilir. Olumsuz durum. Baraj yapılmaz. Ama bir başkası geliyor. Buraya bakıyoruz. Burada da yeraltı su seviyesini aynı şekilde taşıyorum kıvrımın alt kenarında. Yeraltı su seviyesi planlanan maksimum su kotunun çok daha üzerinde. Burada yanal olarak beslendiği zaman fazla su kaçmayacak. En düşük su seviyesi bu. Daha düşer mi? Buradan su kullanılır mı? Bunu kontrol altına alabiliriz. Bu da olumlu bir durumu yansıtıyor. Ama hala içimizde şüphelerimiz var. Burada Miyosen çökellerin konumunu kavramsal çökelme modelini çalışalım dedik. Ve sahada genel jeolog arkadaşlarımızla birlikte çalıştığımızda burada Oymapınar formasyonu ile üzerindekiler arasında kalınlığı 20-30 metre arasında değişen bir membran niteliğinde geçirimsiz bir bariyer gördük. Bu bize şunu söylüyor. Burada iki tane farklı hidrojeolojik sistem var. Alt hidrojeolojik sistem ve bunun üzerinde bir başka hidrojeolojik sistem. Ne demek bunlar? Bunun için bu sondaj kuyularını sahada yerinden gördük. Birazcık daha belirgin hale getirdim. Bu önceki araştırmalarda açılan sondaj kuyuları. Bunlar da maviler de önceki araştırmadan. Şu ikisi de kıvrım ekseni. Bu kıvrımın da bu planlanan göl alanından komşu vadiye doğru dalımlı bir kıvrım olduğunu. Bu senkmen eksenine baktığımızda aa diyoruz burada bilinmesi gereken bir şey var. Biz burada ilave sondajlar yapmamız gerekiyor. 6 tane sondaj kuyusu planladık. İlk ikisini şunları açtık. Bunu da açmaya başladık.
Burada başımıza geleni söyleyeyim. Sondajların kuyuların derinlikleri de 300 metre ile 625 metre arasında. Hatta 900 metre falan vardı. Burada baraj yaptırmak isteyen kuruluş da böyle bir sondajları açmaktan hiç çekinmediler. Ve biz kuyuları açmaya başladık. Kuyuyu açmaya başladığımızda delmeye başladık. 350 kotlarından falan. Burada biraz deldikten sonra su seviyesinin basınçlı akiferle yukarıya yükseldiğini, yani üstteki akifer sisteminde su getiren konglomera veya kireç taşlarından basınçla su geliyor ve yukarıya artezyen yapıyor. Şuraya geldiğinde kuyudaki suyun düştüğünü ve netice olarak Oymapınar formasyonuna geldiğimizde değerli katılımcılar, buradaki su seviyesinin tamamen gittiğini ve muhafaza borularını falan çektiğimizde de öyle çok kolay yükselmediğini, zaman zaman yavaş yavaş yükseldiğini gördük. Yani Oymapınar formasyonuna girdiğimizde karstik sisteme üst akiferin suyunun boşaldığını gördük. Bunun için 1 dakika vaktinizi alacağım. Sadece 1 dakika. Zamanı da epey bir aşıyoruz ama. Zaman açısından nasılız acaba? Efendim? Zamanımız yeterli midir? Uygun mu acaba? Ben böyle daldım gidiyorum ama. Yeterli hocam. Sorun yok. Biz bizeyiz. Duyabiliyor musunuz hocam beni? Evet, duyuyorum. Duyuyorum. Teşekkür ederim. Bunu niye durdurdum herhalde ben? Evet. Bakın bu konuda değişik videolarımız var. Ticlerin bile sistem, karstik sistem tarafından aşağıya çekildiğini görüyoruz. Bu durum neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bu Oymapınar formasyonundaki karstik yapının yaygın ve gelişmiş, çok geçirimli. Hatta bu araştırma kuyularında basınçlı su deneyleri yaparken, hatta sondaj kuyularında devir daim suyunun bile gelmediğini, basınçlı su deneyinde basıncın yükselmediğini, yani buradaki karstik sistemin yaygın gelişmiş olduğundan emin olduk. Eğer baraj yapılırsa, yine burada bir etiket kaldı, şeklin üzerine kapatıyor. Lütfen arkadaşlar yardımcı olur musunuz? Evet, baraj yapılırsa böyle baraj olacak. Şurada dalımlı senknalin yapısını görüyorsunuz. Buraya doğru geliyor. Ve Oymapınar formasyonu baraj su alanının altında kalacak epey bir geniş alanda ve buradan su kaçma riskinin yüksek olduğu ortaya çıkıyor. Ve yaklaşık şuralarda 35 kotlarında falan da böyle bir kaynak bu karstik yapıyla da ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Burada izleyici testi falan yapalım dedik. Alman kişiler, hayır efendim, burada paydıyoruz. Burada biz baraj yapmayız. Ama Oymapınar formasyonunun oraya gidinceye kadar 90 kotuna kadar bir su tutma yapısı yapılır. 90 kotundan sonra Oymapınar formasyonu devreye girecek. Dolayısıyla gölden su kaçacak. Evet, böylece bu baraj yerinden vazgeçilip havzanın diğer bölgelerinde yeni enerji olanaklarının başlamasına devam edildi. Benim göl alanı ile ilgili anlatacaklarım da bu aşamada bu kadar. Yani birçok hikaye var. Türkiye'de May Barajı örneği var. Efendim, değişik ülkelerde değişik örnekler var. Bunlar olabiliyor. Ama mutlaka yer bilimcilerin bizler tarafından titiz bir şekilde, hani derler ya, şeytanın avukatlığını yapalım. Çok titiz bir şekilde bunları araştırmamız gerekiyor. Hiçbir şey atlamadan. Baraj eksen yerindeki mühendislik jölesi çalışmalarına gelince, burada yükü taşır mı, suyu tutar mı, katop kazısı ya da şevlerde sanat yapıları ile ilgili kazı şevlerinin stabilitesi çok önemli. Şimdi benim su yapıları konusundaki mühendisliğimin ilk başlangıç yıllarına gidiyorum. Mihmandarımız Profesör Doktor Mahir Vardar, Mahir abimiz. Burada beraber gidiyoruz. Kürsünün elemanı Kemal Hocam, Erdoğan Hocam, Caner abi, işte İstanbul Üniversitesi'nden Namık Hocam da burada, Erozkay Hocam. Onlar da göl alanını çalışıyorlar. Baraj yeri seçmeye çalışıyoruz. Burada Dicle Nehri'nin üzerinde henüz bu bölgede baraj yok. Kralkızı ve Dicle baraj yerleri araştırılıyor. Biz burada, ben burada şuraya göre sol sahile
Kaya Kıraç arkadaşım, o da sanıyorum burada olacak. O da sağ sahilin 1/5 gün ölçekli mühendislik şölesi haritalarını yaptık. Sonra burada tabanda evaporitli gerjiş formasyonu var. Jips ve anhidrit. Bunlar birbirine çevrildiği zaman eriyebilen, şişebilen, şişme kabarma basıncı uygulayabilen, yani ayrıntılı araştırılması gereken, ama burada bir baraj yapılacaksa da bu barajın olabildiğince bu formasyonla temasının engellenmesi, suyun temasının engellenmesi, olası olumsuz durumlarla karşılaşılmaması gibi böyle önemli de bir vazifemiz var. Evet, bu kesit tipi haritayı hazırladıktan sonra burada her ben Kaya ile konuştum. 250 metre dedik, belki daha da az olabilir dedi Kaya. Şimdi burada 12 tane, öyle hatırlıyorum, 12 tane alternatif baraj yerleri kısa mesafelerde. Bunları birbirleriyle karşılaştırdık. Neyle karşılaştırıyoruz? Yeniden buraya bir skeç yaptık. Burada Mahir Hoca'nın el çizimleridir ya da İsmail Eriş'in el çizimleridir. Mahir Hoca bize burada, birazcık daha Mahir Hoca'mızı anmak istiyorum burada. Mahir Hoca bize Dicle Nehri'ni karşıdan karşıya nasıl geçeriz? Nasıl şişme botla geçilir? Nasıl yüzülür? Efendim, Dicle'de nasıl kayılır salla? Ve şantiyede akşam yatarken yastığın altında akrep var mı? Sabah kalkınca ayakkabının içinde akrep var mı diye nasıl bakılır? Hayat dersi verdi, hayat bilgisi öğretmenliği yaptı. Hocalık yanında Allah rahmet eylesin. Şimdi burada bu eski yerlerini birbirleriyle karşılaştırıyoruz. Vali şekli faktörü. Amacımız olabildiğince dar küçük bir yerde küçük bir mühendislik su yapısıyla maksimum düzeyde suyu ve maksimum yükseklikte enerjiyi elde etmek. Hangisi daha uygun diye bunları karşılaştırıyoruz. 700 kotunda kret kotu olacak. 700 kotundaki kret uzunluğu. Efendim, gerjiş formasyonunun evaporitik düzeyin tavan topografyası. Bir de burada nehir kotu nerede? Su kotu nerede? Enjeksiyon yapılacaksa enjeksiyon masrafı ne kadardır gibi daha birçok faktörü hepsini birlikte değerlendirerek en uygun baraj yeri şurada bir yerde seçildi. Mahir Hoca'nın doçentlik tezi Kaya ile benim bitirme ödevim idi bu çalışma. Yıllar geçti, her yerde bunu rahatlıkla anlatabiliyorum. Evet, Kürsü'nün Kemal Hoca'mızın da bir projesiydi. Şimdi baraj yerinde böyle seçildikten sonra orada baraj yerini seçtik farklı alternatiflere göre. Baraj yerinin temel olabilme ve su tutabilme özelliklerini araştırmak amacıyla araştırma kuyularının tasarımına geçiyoruz. Bu sefer Dicle Barajı'nda değil, o arada ben oradan ayrıldım, başka yere gittim. Gittiğim yerde yine bir baraj projesinde bakın neler yaptık. Eğer biz bölgede iki tane çatlak sistemi varsa, şunun gibi bu tabaka olabilir. Bir de şurada dik eğimli bir başka çatlak var. Eğer biz burada düşey doğrultuda bir çatlak, bir kuyu açarsak, bu çatlaklara bir şekilde su girer. Ama şu çatlağa gelince uygulanan basınç bu çatlağın ağız kısmını tıkayacağından burada gerçekten kaçabilecek suyu ölçmemiş oluruz. Bu hatalı bir tasarım olur. Peki ne yapacağız? Böyle eğik yapsak ne olur? Bunu dik kesiyoruz ama bunu da en azından belli bir açıyla kesiyoruz. Geçen sefere göre daha iyi. En azından ağız kısmı kapanmayacak. Bunun için ideal birden fazla iki tane değil çok sayıda çatlak takımı olabilir. Bunun için bir palavra yaklaşım var, bir projeksiyonla bir düzleme en azından 30 ya da 40 derece seçeriz. Burada 30 dereceyi seçmişim. 30 derecelik açıyla gelebilecek kuyu doğrultularının bu koninin, palavra konisinin tabanının yatay düzlemdeki iz düşüm dairesinin içindedir. Doğru anlattım herhalde. Birden fazla varsa her bir süreksizlik takımının bu konisinin tabanının iz düşümünü düşürüyoruz ve 3 dairenin kesim noktası, ortak noktasından merkeze çizilen doğrultunun başarılı bir kuyu doğrultusu, araştırma kuyusu doğrultusu oldu. Bu basınçlı su deneyleri için de geçerli, enjeksiyon çalışmaları için de geçerli. Nitekim biraz sonra göstereceğim bir baraj yerinde buna yönelik bir takım çalışmalar yapıyoruz. Ve burada görüldüğü gibi dik çatlaklardan dolayı ve şurada da
bunları kesen, tabaka düzlemini kesen sondaj kuyularını görüyoruz. Baraj yerlerinde kendi içerisinde yapısal bölgeleri ayırıyoruz. Her bölgede böyle şurada yukarıda anlattığım sistemle sondaj kuyularını doğrultularını belirlemeye çalışıyoruz. Bu bir tasarımdır. Burada baktığımız zaman normal koşullarda biz düşey doğrultuda şu siyahla gösterdiğim sondajları açarız. Ama doğrusu bunlar. Şimdi bir başka baraj yerine götüreceğim sizi. Burada aynı baraj yeri de bunun projeksiyonla nasıl belirlenir onu yaptım. Bunun için arkadaşlar biz şurası baraj yerinin doğal topografyası. Bu topografyada araştırma kuyularını tasarımlayacağız burada. Biraz önceki çizimler ona yönelik. Buraya baktığımız zaman sanki piliş fasiyesinde kil taşı, kum taşı, arada kireç taşı olan bir istifin tabanı burada ve tüm kalınlık stratigrafi buraya dizilmiş. Arada ender de olsa böyle çatlaklar, faylar da var. Biz bu yapısal bölgelerde çatlak sistemlerini ölçtük. Nerede ölçtük? Arazide ölçtük. Ama çok fazla ölçülmüyor. Burada katop kazısını kazıyoruz. Bu kazıları kazdığımız zaman değişik yerlerde ve bunun şurada görüldüğü gibi bakın haritasını yapıyoruz. 1/100 ölçeğinde. Aynen tünel olduğu gibi. Biz burada çatlak ya da süreksizliklerin kontur diyagramını ve sonra büyük dairelerini çiziyoruz. Baraj eksenine göre konumlarına bakıyoruz. Sonra bunlara göre burada bu tasarım yapılmadan önce tüm stratigrafiyi keserek bunların basınçlı su deneyi yapıp su kayıplarını belirlemeye, şu mavi ile gösterilen basınçlı su deneyinin sonucunda bulunan lüjon değerleri, bu ne kadar genişse lüjon değeri büyük yani su kayıpları fazla, küçükse su kaçırır. İşte böyle bunlar yapılmış. Çok fazla üzerinde bununla geçmeyeceğim. Sorular gelirse orada konuşuruz veya katkılarınızı memnuniyetle yaparsınız. Burada dikkat etmemiz gereken şey, dikkat ettiğimiz önemli hususlardan bir tanesi ara sıra da düşey sondaj kuyuları var. Bunlar daha farklı zamanlarda yapılıyor. Esas dikkat edilmesi gereken çatlaklılıkla, bakın çatlak sayısı çok önemli. RQD falan değil, çatlak sayısı ve bunların özellikleri. Kuyularda işte kuyu içi kameralarla falan bunları belirlemek gerekiyor. Ve su kaybıyla çatlak sayısı ve çatlakların açıklıklarını ilişkilendirmek gerekiyor. Temel kayanın su tutma özellikleri için permeabilite alüvyonlarda ve lüjon sesli çatlaklı kaya ortamlarda yapılıyor. Kazı şeylerinin stabilitesini de yine buradan yapmak istiyoruz. Ayrışma derinliğini buradan belirliyoruz. Ona göre kazı katop kazısının yerini belirleyip bunun içerisine bir de tünel yapılıyor. Evet, bunun sonunda baraj eksen mühendislik şölesi kesiti bu. Bu kesit esasında buradaki sondaj kuyuları sadece basit bir sondaj kuyusu değil, çatlağını işte deneyini yapayım değil. Bunu biz veri bankası olarak değerlendirmemiz lazım. Bunun içerisinde bu kuyuları tasarımlarken burada yapılacak barajın türünü belirlemeye, burada yapılacak enjeksiyon perdesinin kapsamını onun tasarımına yönelik, enjeksiyon perdesi, enjeksiyonun basıncını, maddesini, kompozisyonu, paternini, ne geliyorsa aklınıza bunları belirlemeye yönelik bu mühendislik şölesi kesiti bir veri bankası olarak gidecek. Bu öyle bir kesit olmalı ki bu işi kamu kurumu diyelim yaptı, hazırladı, onların denetiminde yapıldı. Bir başkası burada baraj yapma ihalesine girecek. Baraj yapma ihalesine girdiği zaman bunun üzerinde çok fazla değişiklik olmamalı. Bu aynı zamanda ihaleye giren kişinin güvenebileceği ve bu işi ne zaman, kaç liraya ve hangi güvenlik vereceğini görebilmesi lazım, olması lazım. Maliyet analizi yapmamak gerekiyor. Mühendislik şöyle, burada çok çok ama çok önemli. Bunun üzerinde titizlikle, bunu bir delik olarak değil, bir sondaja bakıyorum. Deminde ve zayıf kayalarda, dilatada, bakın böyle sayısal sondaj elemanlarla yapılıyor. Burada bir baraj gövdesi var. Sızıntı suyu, enjeksiyon perdesi ve deniyor değişik şekillerde. Burada 2.7 santimetre formasyonlar görülüyor. Bu değişik senaryolar uygulanabilir. İşte ne türden baraj, dolgu ya da kemer veya diğerlerine bu tasarımlar sonunda yapmak gerekiyor. Buradaki de sol taraftaki ise bir dilatometrenin ayrıntısını gösteriyor. Bunun her şeyi, bir şeyi de söylemek gerekiyor. Bir kişi her konuda uzman olamaz. Her bir yapılan işin, buradaki tasarımı yapanın, jeoloji tasarımı yapanın da bu konuda çok deneyimli olması gerekiyor. Ama hiçbir tasarımcı
bunu düzgün kullanan birisi asla ve asla sahada gözlemlerini yapan ve her şeyi yönlendirecek, şuradaki kavramsallaştırma işini yapacak jeoloji mühendisinden daha ileri düzeyde değildir. Tamamen kavramsal modeli sahaya hakim ve burada başta mühendislik şölesinin dediği gibi koordinat bağımlı, sorun odaklı olarak değerlendirip ona göre yönlendirmek gerekiyor işlemi yapanları da. Farklı meslek gruplarından da olsa biz çünkü yaptığımız bir işin sonuna kadar arkasındayız. Bitirip izleme çalışmalarına kadar. Geriye dönük bir şey olduğu zaman işte jeoloji mühendisi bizi yanılttı. Konumuna gelmeyelim istiyorum. Bir diğer önemli şey ise basınçlı su deneyleri. Basınçlı su deneyleri hepimizin bildiği konular. Ben burada esasında asla ders vermek gibi falan öyle bir algı oluşmasın. Ben sadece yapılan ya da gözden kaçanlar üzerinde örneklerle durmak istiyorum. Tipik basınçlı su deneyinde kuyu açılır, kademe boyu kadar yıkanır kırıntılardan. İşte bir basınçta su verilir. İşte onun teorileri, kuyuda işte efektif basınç hesaplanır filan. Ama basınçlı su deneyleri arkadaşlar Lujon tarafından belirlenmiş. 1933'te ortaya atılıyor. Çatlaklı kaya ortamlarda ortamın barajda su tutmaya yönelik özelliklerini değerlendirmek üzere Lujon değeri ve Lujon değeri bazında dikkate alınıyor. Burada tek dikkat Lujon deneyi var. Burada yukarıdan aşağıya yöntemi, aşağıdan yukarı yöntemi var. Aşağıdan yukarı yöntemini kesinlikle unutun. Ben bunun üzerine çizmek istiyorum esasında. Çünkü yukarıdan aşağıya 3 metrelik ya en fazla 5 metrelik kademeler halinde yapılır. Ve burada basınç deney kademesinde ölçülmeli. Sistemi kontrol içinde deney kademesinin üzerinde bir tane daha basınç ölçer dönüştürücü olacak. Ve bu sisteme gidip yazıcıya kaydedilecek. Bunu biliyorsunuz zaten. Ama benim burada vurgulamak istediğim bir de şey var. Çift dikkat yöntemi var. Çift dikkat yönteminde de esasında tek tıkaçta anlatmadım. Burada bir tıkaçta 3 tane suyun geriye kuyuya dönüş şekli var. Onun için işte bu şeyin üzerinde, tıkacın üzerinde, burada da altında basınç ölçme ihtiyacı duyuyoruz. Çünkü şuradan en kısa zamanda kuyuyla, fakarıyla kuyu cidarı arasından yakın mesafeden ya da böyle çatlaklardan dolanıp yine kuyuya gelir. İşte biz kuyunun içerisindeki şuradaki su seviyesinin sabit konuma gelene kadar bekleyip ondan sonra onun karşı basıncını da dikkate alarak işte 10 dakika, 1. 5 dakika, 2. 5 dakika neyse sabit basınç, sabit debi koşulu altında 10 atmosferde ya da yükselen açılan basınçlarda deneyi yapmak istiyoruz. Arkadaşlar deney yapılması sırasında deneyde yapılacak en ufak bir hata bizi arkasından tasarımda ve enjeksiyon çalışmalarının kapsamında hataya götürecektir. Bu çalışma sırasında da vardığım noktada biraz uzun anlatıyorum ama öyle görüyorum kendimi. Gelinen noktada nerede hata yapılıyor onu da bir örnekle size göstermek istiyorum. Çift dikkat yöntemi esasında daha önce farklı amaçlar için açılmış kuyularda özellikle payzonlara ve benim de eziksonların Lujon değerlerini yani su kaybını belirlemek amacıyla yapılan bir deney şeklidir. Esasında baraj yerlerinde yapılması gereken şey basınçlı su deneyleri yukarıdan aşağıya yöntemine göredir. İşte basınçlı su deneylerini yaparken sondaj kuyularında, sondaj kuyusunun baskısı devir daim suyu, sondajla ilgili her türlü verinin kaydedildiği ve sondaj kuyusunda yapılan deneylerin, basınçlı su deneylerin de kayıt altına alındığı ve deney sonuçlarının grafiklerle böyle basıncı, şurada debi değerlerinin kaydedilmesi ve deneylerin kanıtı olarak basınç ve emilme miktarlarının kayıtlara eklenmesi, yani hak ediş raporlarına, günlük raporlara buradaki şeritleri alıp bunu da ekliyorsunuz. Ve bu şuna yarıyor. Birisi eğer ben Lujon deneylerini yaptım, basınçlı su deneylerini yaptım, Lujon değerlerini de hesapladım, sonuçlar da bunlardır dediğin zaman tamamen o kişiye güvenmiş oluyorsun. Oysa bu adamın elinde şeyi yoksa, böyle bir kayıt edici şeyi yoksa, sondör orada zor koşullarda, elinde çamur, soğuk, zor koşullarda çalışıp bunları işte bir saati oku, bir manometre oku, böyle uğraşırken doğru kayıt alınamaz. Masraf aynı masraftır ama
kayıtlar alınamadığı zaman da çok kötü bir şeydir. Çünkü güvenli lüjyon değerleri enjeksiyon perdesinin tasarımı için temel girdiler. Bu aynı zamanda bunlar karotlarla da sahada çalışan şantiye mühendis, şantiyedeki mühendisin mutlaka bu verilerle karotları, karotlardaki işte aldığı koyu loglarını mutlaka karşılaştırılması lazım. Bizim bu türden ciddi işlerde şantiyede başında jeoloji mühendisi bulunmayan bir kontrol şey araştırma kuyusunu kabul etmememiz gerekir diye düşünüyorum. Uluslararası standartlar böyle. Q basınçlı su deneyleri sonucunda basınç ve su kaybı değerlerinin işte ilişkilerini koyduğumuz zaman burada çeşitli şeyleri okuyabiliyoruz. Ne zaman termalite nedir? Basınç kademelerinde, değişik basınç kademelerinde basınçlı su deneyi yapmanın temel amacı baraj gölünde değişen su yükleri karşısında temel kayanın su tutmaya karşı davranışı, deformasyonu, efendim çatlakların açılması basıncın fazlalığından ya da çatlaklar dolguluysa onların yıkanması, tıkanması, akış rejiminin değişmesi gibi durumları incelemek için. Hatta koyu loglarının yanına hani çatlak sayısı bilmem ne diyoruz bunların yanına bir de böyle bir grafiği yanına ekleyebilsek basınçlı su lüjyon değerinin yanına ortamın nasıl davrandığını çok iyi bir dokumentasyon yapıp bundan sonrası için yapılacak taşıma gücü, oturma, efendim enjeksiyon perdesi tamamen bunlarla ilişkilendirip içselleşmemiz lazım. Aksi takdirde hata yapma olasılığımız fazla olur. Ne oluyor o zaman? Fazladan bir sürü şey yapıyoruz. Enjeksiyon yapıyoruz. Doğru yapıp efendim ekonomik ve güvenli şekilde işlerimizi yapmamız gerekiyor. Bir şeyin altını çizmek istiyorum. Basınçlı su deneyleri biraz önce söylediğim gibi sahiden lüjyon değerleri barajlarda enjeksiyonu kontrol etmek için yapılır. Basınçlı su deneyleri K değerlerinden K yani hidrolik iletkenlik katsayısı da hesaplanıyor. Burada ISRM tarafından önerilen 2019'da önerilen yöntemler var. Çok yeni çıktı. Reşat hocamızın da bunda katkısı oldu. Hazırladılar. Buradan K değeri hesaplanıyor. K değerini biraz amplik, biraz varsayımlar var. Bu K değeri normal koşullarda diğer K değerlerine yani baraj yerinde termalite belirlemeye yönelik yapılan deneylere göre çok daha düşük oluyor. K değerini hangi koşullarda belirlememiz gerektiğini, ne bileyim farklı basınçlarda değişik oranlarda lüjyon değerini enjeksiyon değerlendirmesine yönelik nereleri alacağımızı bunun içerisinde ayrıntılı olarak yazıyor yeni bir yöntem. Ama değerlendirdiğimiz zaman bu esasında Yulspin'in 1976'daki ilk yaptığı yorumların geliştirilmiş hali olduğunu gördüm. Lüjyon değerlerine göre basınçlı su deneylerinin sınır değerleri var. Bu sınır değerlere göre baraj yüksekliğine göre işte hangi basınçta ne kadar su kaçtıysa buna göre enjeksiyon gerekli ya da gerekli değildir gibi böyle anahtar şeyler var. Ben burada bir tanesini sundum ama bunun gibi çok değişik yazarlar tarafından İşte KLJ'de, Blatter, efendim Rusların, Amerikalıların gibi birçok insanın yaptığı yaklaşımlar var. Terzakin'in de var. Lüjyona göre sınıflama ama bir de Camilo Rosa tarafından yapılan bir başka sınıflama. Burada lüjyon değeri 25'e kadar çıkarken 25'in üzeri. Bu yeni sınıflamada bu sanıyorum 2004 yılındandı. Lüjyon 100'e kadar veriliyor. Çünkü bazı yerlerde lüjyon değerleri çok yüksek oluyor. Evet, buna göre arkadaşlar biraz önce gösterdiğim çok önem verdiğim bu şeyi, çok önem verdiğim baraj yerini burada değerlendirdik ve sonunda bir enjeksiyon kuyusu, enjeksiyon perde tasarımı yapıldı. Bu tasarım kırmızı çizgilerle eminim görüyorsunuzdur. Buna göre bu arada enjeksiyon yapılacak denildi. Bunu yaparken enjeksiyon çalışmaları anolarda seriler ve sıralar halinde yapılıyor. 12 metre aralıklarla iki kuyu açıldı, 12 metre kuyu. Bunların enjeksiyonu tamamlandıktan sonra ortasına girip 6 metre kuyu aralığına, sonra tekrar ortaya falan derken sonra 1,5 metreye düşüyor. Sonra bir yeniden enjeksiyona gerek varsa bunu ilerleyen süreçte kontrol ediyoruz. Süreçte kontrol ederken belki ikinci bir sıraya ihtiyaç duyulursa ki duyuluyor, 75 santim arayla delikler açıp İçerisine çimento süspansiyonu basıyorsunuz. Buna gerek var mı yok mu? İşte burada sizin biraz önce hani orada gösterdiğim
cutoff kazısının olduğu yerde ölçülen çatlakların enjeksiyon perdesine göre konumları ve onlarda mesela büyük aralıklarla yaptığınız zaman arada bir tane boşluk çatlak enjekte edilmeden kalabiliyor. Bunu da yakalamak için buraya gelmek lazım ya da eğimli sondajlar yapmak lazım. Evet, böyle bir orkestra işi gibi enjeksiyon çalışmaları. Burada yapılması gereken hem enjeksiyonda hem de basınçlı su deneylerinde, şunu atamıyorum yana, ekranım kapandı yine. Verileri toplama sistemi var böyle. Veri toplama sistemi. Bütün şeyde, enjeksiyonda, BST'de, kuyuda, pompajlarda, pompada, karışımda, efendim yaptığımız deneyler ve bütün verileri sayısal ortamda biriktiriyoruz. Ve bunları kuyloglarına hazırlıyoruz. Deney köylerini hazırlıyoruz. Basınçlara şu çıktıları görüyorsunuz. Burada biraz önce gösterdiğim. Şantiyede çalışan mühendisimiz bunları her gün bürosunda astığı bir şeyde nerede ne yaptı ne etti. Bunların tamamen nerede alışlar var, hangi enjeksiyon, kuyunun neresinde çok alış oldu ve bu jeolojik kesit üzerinde nasıl açıklıyorsun bunu gibi içselleşmiş bir vaziyette sanki böyle ömrünü oraya vermiş bir adam gibi. Hani ben bu işte çalıştığım için, saçlarımı orada döktüğüm için böyle rahat konuşabiliyorum. Orada başladım daha doğrusu. Ve sonunda rapor edilecek değişik kalitalar, bunların değerlendirmeleri. Burada yaptığımız işin çok titiz, ciddi, hatasız ve gelecekte hani insanın gözünden kaçsa bile sorunun nerede yattığını görecek düzeyde olmalı. Eğer biz böyle güzel bir dokümentasyon yaparsak, enjeksiyon çalışmalarını da aynı şekilde çıkan sonuçları değerlendirip nereye ne kadar gitti buna bakarsak, ilk başta 12 metre aralıklarla, sonra araya giren 6 metre aralıklarla açılan sondaj kuyularında, bakın burada şu artık çarpı işareti olan yerler bir hayli de çok. İlk başta kuyuyu açtığımız zaman hiç şey gitmeyen bölgeler. Burada bakıyorsunuz hep silt taşı, kil taşı, buralarda alış yok. Sonra kuyu aralıkları arttığında en yüksek alış şurada bir yerde kum taşında ve burada çatlakların payların ezilme zonunda. Buraya dikkat etmek gerekiyor. Bir sonrasına geldiğimizde 3 metreye düştüğünde buranın biraz iyileştiğini, bu çok düşük alışların ya da birden 10'a kadar olan alışların 10 kilogram metre, 1 metreye 10 kilogram bu kadar az şeyimiz var. Yani alışlar çok düşük. Sanki enjeksiyona gerek yokmuş gibi görünüyor. 1,5 metre aralığa geldiğimizde ise bu çarpıların yani hiç gitmeyen ve beyaz yerler var. Yani kuyuyu doldurmaktan başka bir şey yapılmamış. Bir giden bir iki boncukların sıralandığını, bunların da çatlak yüzeylerinde ya da pay düzeylerinde sıralandığını görüyoruz. Oldukça başarılı gibi görünüyor. Şimdi geliyoruz bunun başarısını kontrol etmeye. Yaptık ettik. Evet. Nasıl ediyoruz? Değişik kontrol sistemleri var. Burada yazılı olan. Ben bunlar üzerinde durmuyorum ama şurada baraj eksen yerinin vaziyet planı var. Kontrol sistemlerine şuraya bakıyorum. Bunun üzerinde 5 tane nokta. Bu 5 noktada temel kayanın içerisinde enjeksiyon perdesinin memba, mansap ve perdenin içerisinde 3 ayrı yerde piezometrik basınçları ölçüyorum. Bunları karşılaştırıyorum. Sonra mansap tarafında yine kuyularım var. Bu kuyularda da yeraltı su seviyesini ölçüyorum. Geçiyorum. İşte biraz önce sözünü ettiğim, evet, buradaki su seviyesi, maksimum su seviyesi. Burada bitimli asfalt iç çekirdek, enjeksiyon perdesi, su tarafındaki piezometre, mansap tarafındaki piezometre içindeki. Bunların her birinin burada gösteriyor. Baraj gölünde su tutulduktan sonra baraj Stauspiegel dediği şey baraj gölündeki su seviyesi. Su seviyesinin yükselimine bağlı olarak bizim beklentimiz enjeksiyon perdesi iş yaparsa bu hava tarafındaki basınç çok düşük olacak. En fazla şuradaki mansaptaki su seviyesinin buraya yüksekliği kadar olacak. Buraya bakıyoruz şu bu kuyuda. Hiçbir şekilde yani çok az bir yükselim var. Bu da yağışlarla ilişkili. Bunun altında yağış grafiği de vardı. Koymadım belli olmuyor diye. Bu bölgeye bakıyoruz. Bunda da önemli bir yükselme yok. Bunda da yok. Yani mansap tarafında. Şuna geldiğimiz zaman gerçekten çok başarılı bir enjeksiyon. Şu bölgede. Ama şu kuyuya geldiğimde, bunaya geldiğimde burada su seviyesi ile birlikte hem bu arada enjeksiyon perdesi biraz işe yaramış ama buradaki su seviyesinin, şuradaki su seviyesinin, mansaptakinin
yükseldiğini görüyorum. Yani enjeksiyon perdesinin bir tarafından su geçiyor. Nasıl geçiyor? Niçin geçiyor? Yerine bakıyorum, o da burası. Şu kesiti tekrar baktığım zaman, evet bu kesite baktığım zaman suyun kaçtığı yer buralarda bir yerde. Burada ne olmuş? Enjeksiyon perdesi kısa yapılmış. 15 metre derinlikte. Burada 50-60, burada 70 metre. 50-60-60-70 metre. Düşünebiliyor musunuz? Yani burada bir şey var. Neden öyle olmuş? Biraz daha geriye gidiyorum. Suyun kaçtığı yer sanki bu bölgeye bir yere geliyor. Sonra evet buradan kaçıyor. Bunu biz iyileştirelim deniyor. Ben bu toplantıya katıldım. Bu toplantıya katıldığımda yani bu buradaki sorun olduğunda ben de gittim toplantıya. Davetli değildim esasında. Kelli felli adamlar, o zaman daha gençlik yıllarımız, tartıştılar konuyu. Sonra ben de orada olduğum için bu konuda çalıştığımı biliyorlar. Sen ne düşünüyorsun filan şeklinde bir soru yönelttiler bana. Ben de bu grafiklere benzer bir şeyi, ham verileri ölçümü, bunlar yoktu daha o zaman. Ham ölçümleri, elimle çizdiğim grafikleri onlara gösterdim. Buradan kaçıyor, bunun sebebi budur diye. Hayatımda toplantıya katıldığım için beni onore ettiler. Herkes onun etrafında düşündü. Ve bana emeğimin karşılığını sordular. Ne yaptın, ne kadar zaman harcadın bunu ortaya çıkarmak için? Bunlar Alman. Tabii bilmiyorum dedim, yani çalışıyoruz biz de, her gün de 10 çeşit iş yapıyoruz. Neyse, onların bir ayda bir mühendisin bir aylık maaşı kadar bir prim verdiler bana. Hayatımda en sadece orada değil, üst yapıya da geliyoruz. Üst yapı. Bazen bir borulanma olabilir. Borulanma olduğunda dolgu barajlarda çok sık rastlanılabilir. Borulanma mekanizması başlar böyle bir yerden. İç erozyon devam eder. Esasında buradan bir su girdiği zaman böyle gider. Pardon. Buradan geçtikten sonra şuradan bir yerden çıkar. Da uzaktan görünüyor. Kenarda. Burada bir şey var. Ne olduğu bilinmiyor. Ama çok kolay tamir edilebilir. Ve dikkat edilmesi gerekiyor. Hiçbir yenilme habersiz ve nedensiz gelmez. Bunun haberinin ve nedenini önceden almış olmamız gerekiyor. Bunun yolu da ölçme. Sizinle Halil Hocam'a teşekkür ediyorum. İnşaat sırasında bana böyle şeyleri, aletlerin şeylerini gönderdi, montajını, boşluk suyu basıncı ölçmek için ya da farklı şekillerde dolgu barajlarda ya da diğer barajlarda sistemi kontrol ediyoruz. İşte burada dolgu barajlarda değişik ölçüm sistemleri var. İşte çekirdek, çekirdeğin dolgu şeyleri, maksimum seviyesi, minimum seviyesi. Bunların tek tek içerisine işaretlerine girmeyeyim ama bakın her türlü boşluk suyu basıncı, gerilmeleri, düşey deplasmanları, yeraltı su seviyesi, alttaki piezometre basınçları, drenaj galerileri, su varsa boşluk suyu kaldırma basıncı gibi, bunların hepsini birebir izlememiz, izlediklerimizi bir başka baraj örneği, bu başka da boşluk suyu basıncı, ekstansiyometre, inklinometre, oturma kolonu, yatay kayma yayılması, bu şey olmuş, kesilmiş biraz, yanal olarak yatay yönde de gidiyor, düşey yönde de bu yer değiştirmeleri ölçülüyor. İşte burada değişik tabanda drenajları, işte kapak enjeksiyonları, basınç ölçerleri buraya yerleştiriyoruz. İşte burada da oturmayı görüyorsunuz, ölçüm noktaları. Şu iki numarayla gösterilen oturma miktarı, böyle ölçümler var. Bunlar ölçümleri yalnız daha başlangıçta, sistem başlamadan önce hemen sıfır konumda su tutulmadan önce inşaat sırasında başlıyorsunuz. İşletme sırasında da devam edip aylık, haftalık neyse belli periyotlarda mutlaka kontrol edilmeli. Barajın gidişatı hakkında bizim de bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Jeoloji mühendisi ya da yer bilimciler olarak. Çünkü burada kullanılan malzemeden, altta yapılan enjeksiyonların kazı derinliğinden, oturmadan günün birinde mutlaka sorumlu oluyoruz. Mutlaka sorumlu olduğumuz işin de takibini yapmak zorundayız. Bizi hiç kimse oralardan men etmemeli diye düşünüyorum. Üstü kapalı olarak. Efendim biraz uzun oldu ama sabrınız ve
Ülkemize kattığınız değerler için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Biz çok teşekkür ederiz hocam sunumunuz için. Hocam sunumunuz bittiyse isterseniz kapatın. Hem birbirimizi görelim hem de söz almak isteyen katılımcılarla söz verelim. Buyur. Umarım sizlere çok fazla sıkmadım, zamanı da aşmadım, saatime bakamadım. Ne kadar oldu? Bir zaman kıstığımız yok hocam ama ben gerçekten Reşat, çok... Reşat hocam bir de şey, iyi miydi zamanım? Bir saatte anlatıyordun, vallahi çok güzel. Bir saat 20 dakikada bitirdim. Tebrikler. Evet, ben bir katkıda bulunabilir miyim acaba? Şimdi ben daha çok katkı bekliyorum. Katkıda bulunabilir miyim Remzi? Tabii ki. Bilmiyorum, arkadaşlar söz verirse. Hocam mikrofonunuz açık. Buyurun. Açık mı? Tamam. Teşekkürler. Öncelikle teşekkür ediyorum Remzi Hoca. Ben konuyu içeriğini de bildiğim için bu kadar çok problem, hidrojeolojik ve mühendis jeolojisi problemini tamamını anlatmak mümkün değil kuşkusuz. O açıdan ben birkaç katkıda bulunacağım. Birkaç da uyarıda bulunacağım dinleyicilere. En basitinden başlayayım. Nümerik analizlerle, yani finite element, sonlu elemanlarla analizi yapılır demiştin ama o yanlış bir algılama oluşturmasın. Eğer süreksizliklerle denetlenen bir ortam varsa ayrık elemanların da kullanması gerekiyor. Çünkü bizde biraz bu işler, geçen konuşmamda ben belirtmiştim webinarda. Kara kutuplu programlar ezbere kullanılmasın. Özellikle genç arkadaşlar tarafından onu uyarıyorum. Ayrık elemanların kullanılması lazım. Şimdi özellikle senin de ağırlıklı çalışma konunun olduğu için enjeksiyon ve su kaçakları üzerine durdun. Tabii kuşkusuz bu şeyden kaynaklanan bir şey, karstik ortamdan. Ancak karstik ortamın baraj yerinde diğer bir problemi de var tünellerde. Ona zaman olmadığı için değinemedin. Jeomekanik açıdan nasıl bir davranış sergiliyor bu ortamlar? Bu çok az çalışılmış bir konu. Slovenya, Hırvatistan gibi eski Yugoslavya dediğimiz işte Adriyatik bölgesi için geçerli olan ve çok az çalışma var. Yani bugün hidromekanik denen bir konu var. O konuda üçünü birden içererek, yani hidrojeolojiyi, mekanik davranışı incelerek, dikkate alarak modellerle birlikte bir baraj gövdesinin altında veya abatmanlarında bu tür karstik boşluklar varsa nasıl davranıyor, bunu nasıl problemleri çözebiliriz veya modelleyebiliriz konusu maalesef Türkiye'de çalışılmıyor. Benim temennim bizim jeoloji mühendisi bölümlerinde hem hidrojeolojiyi bilmek, hem jeolojik temelleri bilmek hem de kaya mekaniği konusunu bilmek açısından bir avantaj bizim meslektaşlarımız için. Üniversitelerde bu konuda tezler verilip uygulamacı kuruluşlarla birlikte bunun üzerine gidilmesi lazım. Bu bir eksik. Hani hatırlatma olarak söyleyeyim. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Ayrık elemanlar yöntemi sahiden son zamanlarda çok fazla söz edilen ama bir süreksizlik sistemlerini de dikkate alan, olması gereken de o. En zayıf noktayı yakalıyor. Ama kullanırken çok dikkatli olmak gerekiyor. İşte örneklerde gördük. Her şey iyi, düzgün ama ortam güzel şekilleri ürettiği gibi davranmıyor. Çok deneyimli olmak lazım. Özellikle üzerine vurguladım. Ben anlattım diye ben o konunun uzmanı değilim. Sadece meslektaşlarımıza uzmanı değilim derken ki sonlu elemanlardaki o titiz netleri, şeyleri, ağları, efendim gridleri, onları çok fazla beceremeyebilirim ama ben özünü biliyorum. O işi yapan arkadaşlarımı kavramsal modelleri oluştururken hangi verileri kullanıyor ve ben ortamın temsil ediyor mu etmiyor mu bunları değerlendirebilirim. Ama benim burada bu fırsat olmuşken genç arkadaşlarımı lisansta öğretemiyoruz ama bu konuda lisansüstü eğitimlerinde jeoloji temelinden ayrılmadan, jeoloji biliminin temel esaslarından ayrılmadan ortam davranışlarını da hesaplayıp hesap sonuçlarını jeolojik ortamla ilişkilendirebiliyorlar mı? İlişkilendirilmeyen çalışmaların sonucu hüsran olabiliyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Evet. Biz bu dikkatli çalışmayı ve emeğimizin ürünlerini olduğu şekliyle, olması gerektiği şekliyle yerine getirmemiz gerekiyor. Getiriyoruz da ama birazcık daha çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Şimdi zaten bunu inşaatçılar hesaplamaları biz yaparız felsefesinde olduğu için
süreksiz ortamlarda bile sonlu elemanları ya da Plexus denen adlı bir programı ezbere kullanarak her yere uyguluyorlar. Sihirli ilaç değil, o açıdan hatırlattım. Bir diğer konu da hem bir hatırlatmak katkı anlamında hem de sana bir hazır oradayken sevgili Ayhan Koçbay'a da hani sorayım, merak ettiğim bir şey. Vayant Barajı örneğini göstermiştim. Vayant Barajı'nın yenilmesi, Şevduraysız'ın yenilmesi büyük ölçüde suya doygun hale gelmesiyle ilgili rezervuardaki kayaçların veyahut da birimlerin. Oradaki birimler ileri derecede bozulduğu için kısmen zemin gibi davrandığından rezervuarda su yükseldikçe suyu alarak dayanım düşüyor ve baraj yenilmediği halde bunlar kayıyor. Zamanında ben bunu DS ile de konuşmuştum. Acaba hem laboratuvar modelleriyle hem şeyle analizlerle doygun hale geçmeden ve doygun hale geçtikten sonra analizi yapılabilir mi diye. Acaba bu analizler her baraj yerinde bu tür bozulmanın olduğu yerlerde suya doygun hale geçmeden ve geçtikten sonra yapılıyor mu? Çünkü günümüzde artık suya doygun olmayan zeminlerin mekaniği diye bir bilim dalı daha var. Zemin mekaniğinin alt dalı. Bu maalesef bizlerde okutulmuyor. İnşaatçılarda biraz başladı. Bunlar yapılıyor mu? Onu merak ettiğim için sorayım. Ya belki sen değil, esas Ayhan da oradaysa ona da sorayım. Çünkü Vayvan Barajı bu. DSE'yi bunu yapıyor mu? Veya da yaptırıyor mu? E burada mı? Söz almak istemiyor. Ayhan Bey. Ayhan'a sorayım yani. Ayhan içinde olduğu için, merak ettiğim için soruyorum. Ki eğer yapılmıyorsa yapılmasını öneririm. Katkı olarak söylüyorum sadece. Ayhan Bey, söz almak isterseniz mikrofonunuzu açarsanız. Açtım şu anda. Heh. Sesim geliyor evet. Herhalde ya. Geliyor. Hocam merhabalar. Teşekkür merhaba, ederim. İyi akşamlar diliyorum tekrar evet. Herkese. Şöyle hocam, bir kısmı yapılıyor ama bütün projelerde yapılıyor dersek şimdi yalan söylemiş oluruz. Ancak büyük ve önemli projelerde, biraz daha hani bütçeyi daha rahat kullanabildiğimiz projelerde bunları tak dairemiz var. Teknik araştırma kalite kontrol malumunuz. Orayla birlikte kısmen yapıyoruz diyebilirim. Özel sektörde ise yine güçlü olan büyük firmalar, ki hocamın biraz önce örnek olarak verdiği o problemli işler, yine o 6446 sayılı kanunun gereği özel firmalar tarafından yapılan, keban ayırıyorum o hariç, diğerleri özel sektörün yaptığı işler. Onlarda da kısmen yapıldığını biliyoruz ama tamamen sizin dediğiniz manada bir şeyin yapılmadığını ama yapılması gerektiğini biz de defalarca söyledik hocam. Teşekkür ederim. Ben de zaten merak ettiğim için ve önemine inandığım için şey yapıyorum. Belki bizim bölümlerimizde de bu doygun olmayan zeminlerin mekaniği konusunda ders aldırılması vesaire yetiştirilmesi gerekiyor. Bir de bir önerim şu. Bütçeye bağlı demiştim. Büyük bütçeyle ise yapılıyor değil mi? Yanlış anlamadıysam. Evet, aynen öyle. Ama şuna da dikkat etmek lazım. Risk ve tehlike açısından olay nedir? Çok devasa bir baraj olabilir. Evet. Bunun yenilmesi halinde suyun açmasıyla barajı ya da akmasıyla aşağıya mansap tarafına herhangi bir sorun yaratacak bir yerleşim, geniş tarım alanları yoktur. Yani fazla bir zarar vermez ama küçük bir baraj olabilir veya az yüksekliği az olan baraj olabilir ama çevresi yerleşimle doldur, daha büyük tehlike yaratabilir. O tür yerlerde de yapılması lazım. Barajın inşaat bütçesinden ayrı olarak düşünmek açısından. Onu demek istedim. Tabii ben katılıyorum hocam, ben teşekkür ederim. Şimdi başkaları da tabii söz alacaktır ama dediğiniz doğru. Ben onun için kesiyorum zaten. Sonra bu çok önemli bir konu. Geçenlerde Özbekistan'da bir baraj yıkıldı biliyorsunuz. Evet. Belki. Evet. Off-stream bir baraj, 29 metre yüksekliğinde kil çekirdekli. Çok büyük bu hiçbir şeyin yapılmadığını Ruslar tarafından yapılmış. Arkadaşlarımızı biz gönderdik teknik destek için. Geçen haftalarda gidip geldiler. Ve orada da biz bunların hepsini sorgulamaya çalıştık. Acaba bizim dışımızda onlarda da var mı? Hani yapılıyor mu anlamında? Ve neredeyse çok basit bir ataberk limitlerinin bile yapılmadığını gördük. Çok üzülerek tabii. Şimdi raporlama yapıyorlar. Ama onlar kötü örnek. Dediğinize katılıyorum. İnşallah daha iyilerini yaparız. İnşallah. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun hocam. Biz teşekkür ederiz Ayhan Bey. Reşit Hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bir çok kısa, başka arkadaş, diğer arkadaşların hakkını yememek adına iki tane analiz gösterdi Remzi Hocam. Birisi statik durumda değil mi? Biri de pseudostatik durumda. Baraj yeri için stabilite analizi. Evet. Fakat oradaki sayılar ne kadar büyük çıkarsa çıksın
pseudostatik analize güvenmememiz lazım. Orada önemli olan hareketin miktarı ne kadardır? Baraj ne kadar hareket eder, kayar? Onun için muhakkak yer değiştirme şeylerine de kullanacak arkadaşları hatırlatma adına baksınlar. Hemen limit ekilibrium, yani limit dengi yöntemi tek başına yetmeyecektir. Onu hatırlatayım. Yeni giren arkadaşlar için hatırlatmadım. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Reşat Hocam. Cahit Hocamız söz almak istiyor. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar tekrar. Ben özellikle Remzi Hocam'a içtenlikle çok teşekkür ederim. Çok geniş alanı, çok kısa sürede, çok ayrıntılı anlattı tabii şüphesiz. Ve de çok güzel bir sunumdu. Teşekkür ederim özellikle. Ve bana da bu arada tabii bahsettiği, verdiği örneklerin içinde bir kısmı da benim kısa bir süresi elektrikteki deneyimlerinden Kemal Erganlı Hocam'ı tabii rahmetli hocam anlattı. Çünkü o şeyde Gergüş formasyonunda ilk defa sizin de bahsettiğiniz, sizin daha sonra Mahir Hoca'nın birlikte çalışınca ilk defa Kemal Erganlı Hoca elektrik etkiden çalışmaya başlamıştı. Ben de tesadüfen şanstan o şansa sahip olduğum ve çalıştım ya ilk defa o hocanın bir. Bir diğer örnek verdim. Bir de şey bu Oyma Pınar'da Saydun Altun'la birlikte çalıştı ilk etütlerde. Daha ilk etütler tabii bunlar çok eski. Şimdi ben şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi çok güzel bir şeyler anlattım. Fakat biz herhalde ben bir genel bir şey söylesem siz katılır mısınız, katılmaz mısınız bilmiyorum. Bu mühendislik tabii kaya, zemin, mekaniği ve hesapları sizde çok daha ayrıntılı çalışanlar biliyor. Fakat biz bunları çalışırken jeolojinin temel dersleri falan var ya birkaç tanesi özellikle işte stratigrafi, petrografi, yapısal ya tektonik şeyleri biraz ihmal mi ediyoruz nedir bilmiyorum. Çünkü kayayı iyi tanımazsan bütün bu sorunların bir kısmı oradan çıkıyor aslında. Veyahut da stratigrafi iyi kurmasanız yine oradan çıkıyor. Yapısal sistemi ya da doğrusu tektoniği çözmesen yine oradan sorunlar çıkıyor. Bu, onun için ben diyorum ki bu üç tane konu temel, jeolojinin temel dersleri. Hangi alanda çalışıyorsunuz çalışın. Orada mutlaka temel çok ayrıntılı çalışılması gerekiyor düşüncesinden bir. Zaten ondan sonra yaptığınız o temel bir takım hesaplar, kitaplar. Bunun ötesinde bir de karstik şeyi biliyorsanız, evapolitik kayaları tanıyorsanız, karbonatlı kayaçları, işte süreksitikleri falan tanıyorsanız o zaman hepsini yapmakadan yapına hesaplar şey. Sizin çok da ayrıntılı matematiksel, fiziksel neyse hesaplar diye düşünüyorum. Ama ben sizin kendi açınızdan Remzi Hoca, evet. Bu benim söylediğim şeye katılıyorsun. Bu kaya, belki özellikle stratigrafi, petrol, tektonik özellikle bu işin temelinde yattığını. Çünkü çoğu projede görüyorsun ki bunlar atlanarak yapılmış. Kazaların büyük kısmı da buradan çıkıyor düşüncesindeyim. Onun için bunu bir hatırlatayım dedim. Ben sizin düşüncenizi de almak isterim. Çok teşekkür ederim herkese. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Başta mühendislik jeolojisinin temel yaklaşımını, ilkelerini söylerken jeoloji biliminin temel esaslarına dikkate alır dediğim şeyin altında yatan odur. Bir şeyin mühendislik jeolojisi, yani jeoloji olmadan, jeolojiyi bilmeden bu kayacı oluşturan en zayıf halkayı içerisinde ayrışacak minerali bilmeden, yani oradaki bir yenilme, su kaçağı, efendim çatlak, fazla gitmiş, bilmem ne olmuş, zayıf taşıma gücü olmuş, bunun nedenini araştırmadan, bunda bu kayaç biliminde yatar, ilerlememiz mümkün değil. Jeolojiden kopuk olmayalım ve üzerine altını çize çize anlatmaya çalıştığımı düşünüyorum. Eksik kalmışsa siz onu tamamlamış oldunuz. Teşekkür ederim. Hayır, eksik değil. Çok güzeldi. Ben sadece anımsattım. Belki de aslında belki yanlış. Çünkü biz bazen okullarda da üniversitede aynı şeyi yapıyoruz. Belli bir alana yönlenince bazı şeyleri unutuyoruz. Yahut da ihmal ediyoruz. Ben onu sadece hatırlatmak istedim. Çok teşekkür ederim. Evet. Sen. Biz teşekkür ederiz Cahit Hocam. Katkılarınız için. Remzi Hocam, Yılmaz Hocamız söz almak istiyor. Buyurun Yılmaz Hocam. Evet, ben de öncelikle teşekkür ediyorum kapsamlı ve değerli sunumunuz için. Benimki katkı belki olacak, belki de işte bir başka bakış olacak diye düşünüyorum. Ya yani bizim meslek grubumuzdan arkadaşlar ellerinde ciddi araştırma teknikleri olduğunu günümüzde bilmeleri gerekiyor. Bunları bu tür önemli projelerde kullanmaktan çekinmemeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle araştırma maliyetlerini ne
seviyesini düşük tutmaya yönelik çaba içerisinde hiçbir zaman olmamalarını istiyor. Çünkü bu tür büyük projelerde gözden kaçan küçük bir olay felaketle sonuçlanabiliyor. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey, sonuçta çünkü gelip dönüp dolaşıp olay nerede düğümleniyor diye baktığınız zaman ben çoğu piyasada karşılaştığım durum, beklenmedik jeolojik koşullar hep suçlu oluyor. Dolayısıyla biz beklenebilir jeolojik koşullar olsun istiyoruz. Yani biz görebilelim problemi, baştan görebilelim. Onun için tabii ki hocanın hatırlattığı işimizi ciddi ve detaylı yapmak durumundayız. O zaman bu kapıyı kapatmış oluruz. Fakat bir başka açıdan baktığınız zaman bu tür projelerde biz bir ekibin parçasıyız, yani biz tamamı değiliz. Dolayısıyla bu işi finanse edenler var, bu işin sahibi var, bu işin işte başka inşaatını yapanı var, yüklenicisi var, kontrolü var. Birçok konuda uzmanlaşmış insan grubu var burada çalışan. Dolayısıyla onların da dilinden anlayabilir. Ortak dil kullanabilir olmamız gerekiyor. Ve problemi başta iyi tanımlayabilir olmamız gerekiyor. Şimdi ben tabii hocanın anlattıklarının hepsi değerli tabii. Çok önemli, ciddi konular. Ama bir yaşadığım bir örneği sadece belki ne bileyim yani olayı ciddiyetini daha öne çıkaran bir konu olabilir diye paylaşmak istiyorum. 2014 yılında ben Berke Barajı ile ilgili bilirkişi oldum. Yani orada baraj mühendisliğinin ne kadar kapsamlı bir iş olduğunu, barajın ne kadar büyük bir organizma olduğunu, kollarının, dallarının neler olduğunu orada gördüm. Yani ben orada santral binasının içerisinde arşiv binasına gittiğim zaman, arşiv odasına gittiğim zaman orada yığınlarca evrakla karşılaştım. Dolayısıyla nedeni neydi bu bilirkişiliğimin? Nedeni Berke Barajı biliyorsunuz, Kemer Baraj. Bunun işte kazısı yapılırken özellikle sağ sahilde işte kemerin yaslanacağı cep oluşturulurken patlatmalı kazı yapılıyor. O zaman da bir kaya düşmesi problemi yaşanıyor. Ondan sonra da Adana İş Mahkemesi geliyor, iş yerini kapatıyor. Bunun üzerine yüklenici tabii bir gecikme yaşandığı için sözleşme gereği efendim işi uzatma veya ilave ek süre istiyor. Tabii proje Dünya Bankası tarafından finanse edildiği için geri ödemesi belli. Yani elektrik üretilecek, satılacak ve para geri ödenecek diye. İşveren tabii bu olaya sıcak bakmıyor. İş bir şekilde feshediliyor. Yani uluslararası düzeyde bilir kişiler gelip raporlar yazıyor. Bir sürü iş yapılıyor. Türkiye'den de var tabii. Sonuçta yüklenici yabancı, İtalyan bir firma. Şimdi dava 1994 yılında açılıyor. Ben 2014 yılında bu davanın bilirkişisi oldum. Dolayısıyla 20 yıl süren, sonuçlanamayan, ciddi sonuçları olan bu tür olaylar. Sadece bir kaya düşmesi bu sonucu çıkarabiliyor. O yüzden tabii ki titiz davranmamız gerekiyor. Bu bir örnek olarak belki kalıcı olabilir diye yaşanan bir örnek olarak bilinsin diye paylaşmak istedim. Teşekkür ediyorum herkese. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim hocam katkılarınız için. Hocam izninizle YouTube'dan bir soru var. Onu sorayım.
Ondan sonra katılımcılarımıza söz veririz. Keban baraj gövdesi hem beton hem de toprak dolgu tipinde seçilmesinin nedeni nedir? Buradaki su kaçaklarını önlemek için yapılan enjeksiyon ile kaç tane baraj yapılırdı? Sayın Hızır Baki Buzlu sormuş hocam. Şimdi ne cevap verilir buna ben açıkçası bilemiyorum. Keban Barajı çalışıyor şu anda. Türkiye'nin en büyük enerji üreten bir barajı. Elbette başlangıçta görülemeyen olaylardan dolayı barajın maliyeti %40 oranında artmış. Burada karstlaşmanın farklı evreleri var. Bir tanesi askıda karst. Su seviyesinin çok üzerinde olduğu düşünülen bir şey, karstik bir yapı. Zamanla nehir yatağını oyarak derinlere gittiğinde askıdaki karst çok fazla dikkat edilmemiş. Su seviyesi yükselince, su oraya gelince şey olmuş, yani kaynaklar oluşmuş. Kaç tane baraj yapılabilirdi? Hadi iki tane barajımız olabilirdi. Ama bugün hala onun anlatılıyor olması şimdi yetişecek mühendislerimiz için çok iyi bir derstir diye düşünüyorum. Bundan öğretiyi çıkartmak lazım. Titiz davranmak gerekiyor. Daha ne söylenebilir ki? Yapılmış, olmuş, dikkatli olunabilirdi. Ama olunamamış. Yani dolgu ve kaya dolgu ve beton armiye baraj sanıyorum baraj temelinde enjeksiyon çalışmaları sırasında daha büyük karstik yapılar elde edileceği için, bulunduğu için olduğunu düşünüyorum. Ama onu anlatırken de çok dikkatli oldum. Acaba devlet su işlerindeki arkadaşlar benden daha iyi bilirler diye düşündüm. Çünkü bu türden konularda yeterince bilgi alınamıyor. Ben bu çalışmada Kemal Erguvanlı Hoca ile Erdoğan Güzel Hoca'nın 1978 yılında yazdıkları, uluslararası bir sempozyumda sundukları bir makalede buldum bunun şeyini, bu bilgileri. Evet, çok büyük karstik boşluklar, 60 bin metreküp, 70 bin metreküp olan iki tane farklı boşluk var. Netice itibariyle biz bunları araştırmayı, titiz davranmayı öğrenmiş olduk. Elbette ki eksik araştırmaların savunulacak yanı yok. Kaç tane baraj yapılabilirdi? Birkaç tane daha baraj yapılabilirdi herhalde o günün harcanan parasıyla. O gün dışarıdan kredilerle bilmem nelerle o işi ekonomistlere sormak lazım. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Bana devlet su işlerinden bir destekleyecek arkadaş varsa. Ertuğrul Özbek Bey soru elini kaldırıyor ama başka yerden kumanda edeceksiniz Ertuğrul Bey. Canına bir söz istiyor. Ali Bey de ben ona Ali Bey buyurun. Teşekkür ederim. Remzi Hocam öncelikle size çok teşekkür ederim. Çünkü çok önemli bir konuyu gündeme getirdiniz. Ve Türkiye şu anda tabii HES'ler, barajlar, önemli su yapıları ile ilgili çalışmaları da belli bir boyuta getirmiş bulunuyor. Benim merak ettiğim şey şudur. Bu yukarı Fırat Havzası'nda yıllarda yani 2014 yılında yaptığımız bir gezide bir hayli HES, gölet türü yapıların olduğunu gördük. Evet. Ve o arada bir de Kevan Barajı'na doğru bir güzergah boyunca bir çalışma yürütüyorduk. Kevan Barajı'ndaki suyun da bir hayli düştüğünü gözlemledik. Sizce şu anda yapılan barajlar, göletler, planlanmış olanlar ve şu anda mevcut olanlar yukarı Fırat Havzası'nın su potansiyelini taşıyor mu? Şu anda yine aynı havzada Fırat Nehri Havzası ilisinde Yukarı Fırat hocam. Barajını besleyen akarsular üzerinde yapılan küçük göletlerden söz ediyorsunuz. Elbette ki o göletlerden alın sular, göletlerde tutulan sular sulamada kullanılacaksa eksilen bir miktar su olacaktır. Ama bunun planlaması yapılır. Havzalarda yapılan meteorolojik su bilançolarından söz ettim.
Devlet Su İşleri'nin bu ülkede su havzalarının 25 tane akarsu havzamız ya da su havzalarımız var, 26 tane. Bunların yönetiminden Devlet Su İşleri sorumludur. Nerede ne yapılacağını, suyun hangi amaçlar için kullanılacağı konusunda izinler veriliyor, ruhsatlar veriliyor. Çaban Barajı'nı riske atacak boyutta diğer su tutma yapılarına izin verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ama HES yapıp da suyu dere yerine yamaçtan götürüp tekrar aynı akarsu üzerine atacaksa bunun da enerji üretimi kapsamında değerlendirilmesi yasal bir takım haklı yanları var. Enerji olmadan da olmuyor biliyorsunuz. Ama hiç kimse orada yaşayan vatandaşların yaşam hakkını, nehirdeki nehir yatağının ekolojik ekosistemlerini, vatandaşın efendim geçim kaynaklarını elinden alma gibi bir hakkı vermiyor onlara. Bunun yasal düzenlemelerle enerji üretimi ve su kullanımının dengesini bularak yürütülmesi gerektiğine inanıyorum. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz Ali Bey. Rica ederim. Halil hocamız söz istiyorlar. Buyurun hocam. Merhabalar. Hepinize iyi akşamlar tekrar. Remzi hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Ben özellikle işte baraj yeri kazılarında yapılan stabilite analizlerinde önce oradaki kütle hareketinin mekanizmasını ve bununla beraber kayma yüzeyinin belirlenmesinde jeolojik verilerin orada çok sayıda sondaj yapılıyor. Karot sondaj yapılıyor. Ondan sonra enjeksiyonlar için sondajlar yapılıyor. Basınç su testleri için her birinin verisi var. Bütün bu verilerin değerlendirerek, o sondaj verilerini değerlendirerek ona göre oradaki kayma yüzeyin belirlemesinde büyük fayda var. Şu anda siz bir örnek gösterdiniz. Dairesel kayma çizmişler ama yani onu da, yani ben kendim de kendi yazdığım programda var. Yani merkezi koyduktan sonra bir yarı çap veriyorsan ondan sonra oradan daireyi çok sayıda daire çiziyor. İçerisinden en kritikleri alıyor. Ama bu jeolojik yapıyla ne kadar uyuşuyor? Gerçekten öyle. Yani bu çok büyük soru işareti. Eğer orada kayma yüzeyini doğru bir şekilde belirleyemezseniz bütün hesabınız, oradaki bütün her şey tepe taklak gidiyor. Onun için yani burada birazcık az önce Reşat Hoca da bahsetti. Hazır programları kullanırken kendi yapacağımız analizlerde önce kayma dairesini jeolojik yapıya göre nasıl belirleyebiliriz? Kayma yüzeyini ve o kayma yüzeyine göre hangi yöntemleri kullanabiliriz? Onları önce irdelemek gerekiyor. Yani bizim meslektaşların biraz mühendislik jeoloji çalışmalarında daha çok sorgulaması gerekiyor. Yani bol bol jeolojik kesitler çizmeleri gerekiyor ve ona göre stabilite analizlerinin hangi yöntemi izleyeceklerini ona göre belirlemeye gerekiyor. Yani bu yönde birazcık daha gençleri daha sorgulayıcı ve detaylı çalışan ya da verileri değerlendiren gençler şeklinde yetiştirmemizde büyük fayda var. Birazcık buna ihtiyaç var gibi bir izlenim ediniyorum ben. Çünkü birçok içine girdiğim uygulamalardan da bu tür sonuçlar çıkıyor. Yani arkadaşların bu tür mühendislik yapılarında çok sayıda veri var. Bu verileri değerlendirirken yani biraz çok daha detaylı bir zaman harcamalarında büyük fayda var. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Ali Hocam. Sayın Hüseyin Alan söz almak istiyor. Buyurun başkanım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir sunum oldu. Bu webinarların böyle bir dertleşmeyle ilgili kısmı da var soru bölümünde. Ben bir düşüncemi sizlerle paylaşayım burada. Bazı sorunları anlattınız tabii hocam. Bu özellikle etütler sırasında yapılan hatalar veya yetersizlikler. Aslında bizde bakıldığında müteahhitlik hizmetlerinde, mühendislik hizmetlerinde çok kötü olmamakla birlikte özellikle ekonomiklik ve güvenlik arasındaki faktörlerde çok ekonomik çözümler üretmiyoruz yani. Maliyetler çok yüksek. Biraz önce Keban Barajı için konuştunuz. %40 maliyet artışı falan. Hani bu 70'li 60'lı yıllarda belki kabul edilebilir. O günkü teknolojiye bakıldığında, o günkü bilgi düzeyimiz belki bunu gerçekleştirmek için yeterli değildi. Ama bugün de öyle hocam.
Yani bugün mesela İstanbul-Ankara tren hattında 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla jeolojik gerekçeler gösterilerek %40 fiyat artışı verildi. Yani bu ne demek? 3 milyar dolar civarında bir şey maliyet söz konusu ise burada işte %40 aşağı yukarı 1 milyar 200 milyon dolar da jeolojik gerekçelerle siz kaynak aktarıyorsunuz. İtirazımız aslında buna. Yani birincisi bunun olduğunu belirteyim. Daha geçtiğimiz hafta herhalde işte Ankara-Sivas hızlı tren hattında yapılan bir tünel 11 kez çökmüş, 11 kez ihale edilmiş. Yani hani bir sefer iki sefer değil, 11 kezden bahsediyoruz hocam. Yani bu artık kabul edilebilir bir durum olmadığını özellikle belirteyim. Etütler konusunda yani bunun temel nedenlerini tabii biliyoruz hocam. Yani biraz bu şekilde isteniyor. Yani bizde her şey hızlı olsun, çabuk olsun anlayışı egemen. Ama bunlar da dediğim gibi sonra maliyet olarak toplumun sırtına yükleniyor. Benim özellikle 30 yıllık kişisel deneyimde şunu gördüm. İster küçük bir yapıda, isterse baraj gibi daha büyük yapıları düşünelim. Bizde teknik şartnameler iyi hazırlanmıyor hocam. En büyük eksikliğimiz de yani etütler kısmından ziyade yapımın kontrolü, izleme, bakım onarımla ilgili hiçbir şey yok neredeyse. Gösterdiğiniz mesela birçok konu yapım sırasında görülen şeyler. Halbuki yapım sırasında gerekli gerçekten yapımın kontrolü sırasında düzgün işler yapılsa belki bunlar görülüp sorunlar erkenden çözülebilir diye düşünüyorum. Bizim bu şartname kültürünü biraz geliştirmemiz, ta belki öğrencilik zamanında bunları hazırlatmamız, bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu sadece şeyde değil yani baraj inşaatları, yol güzergahlarında değil. İşte İstanbul'da Kağıthane dedim mi nerede bina yaptılar, kazı iksaları gerçekleştirildi. Kazılar devrildi, 240'a yakın bina yıkıldı. Yani bir tane iki tane iş değil, basit bir binada dahi bile biz bununla karşı karşıya kalıyoruz. Burada en büyük sorun özellikle yapımın kontrolü, izleme ve bakım onarım süreçlerinde jeoloji mühendisliği hizmetleri neredeyse sıfır derecesi. Çok az. Yani etütlerde filan iyi kötü yine jeoloji mühendisliği hizmetleri var. Ama bu süreçlerde çok az veya olması veya hemen hemen hiç olmamasından kaynaklı sıkıntıları yaşadığımız ülke olarak özellikle belirteyim ama bu da maliyet olarak Türkiye toplumunun sırtına biniyor. Onu da belirtmekte yarar var diye düşünüyorum. Bu güzel sunum için de teşekkür ediyorum hocam. Hasret sana da bir şey söyleyeyim. Belki tekrar kapanır. Ertuğrul abi sabahtan beri söz istiyor. Ben burada görüyorum. Evet. Benden önce keşke Ertuğrul abiye verseydin. Evet ben başkanım çok teşekkür ederim. Hasret'in onu görmesi mümkün değil. O yüzden... İyi ki uyardınız. Teşekkürler. Ertuğrul Özbek mi başkanım? Evet. Tamam. Şimdi ona söz veriyorum. Behmiz Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı yoksa? Evet eklemek istediğim bir şey var. Ben Hüseyin Başkanım'ın söylediklerinden şunu anlıyorum. Tabii ki geçmişte hatalar yapıldı. O günün koşullarında olabilirdi ama bugün kabul etmeyiz. Bugün böyle o kadar makro hatalar yapılmamalı. Sizin söylediğinizden ben geçmişten ders alınmadı. Hala hatalarda ısrar ediliyor. Jeoloji mühendislerinin geleceğini kurtaracak şey nitelikli ürünlerden geçer diye bunu söylemek istediniz. Öyle mi? Ya bir de konuya dahil olması. Yani evet, bunun önünün açılması lazım. Konuya dahil olmak o zaman. Yani şimdi yapımın kontrolü süreçlerine siz jeoloji mühendisliğini dahil etmezseniz bunların yani bu sorunlarla karşılaşacağımızı bilmemiz lazım hocam. Evet. İzleme sisteminde hiç jeoloji mühendisliği yoksa yani oradaki parametreleri izlemiyorsa yani bu sorunlarla karşılaşacağımızı bizim görebiliyor olmamız lazım. O zaman sorumluluğu da kabul etmememiz gerekir ki. Yani özellikle dahil olmamız lazım. Kurumların buna yaklaşım göstermesi lazım. İşte bu süreçlere dahil etmesi lazım jeoloji mühendislerini diye düşünüyorum. Yani bizim bakın basit bir binada dahi bile hocam mutlaka teklif alınıyor. Yani BİD'in içinde
yapımın kontrolü, izleme, bakım onarım kısmı var. Bizde maalesef bunlar yok yani. Evet. Teşekkür ederim. Evet, Torul Bey, sizin sözünüzü ben almış oldum. Caner abi de söz istiyor. Haslet. Burada Ertuğrul Bey'e verelim. Birazdan tamam. Caner Bey'e de söz veririz. Ertuğrul Bey, mikrofonunuzu açabilirseniz. Açtım. Öncelikle herkese merhaba diyorum. Ve de Remzi Hocamıza bu güzel sunumundan dolayı teşekkür ediyorum. Çok güzel özetledi. Özellikle uygulamalı barajlarla ilgili güzel özetler verdi. Tabii bunları bize anlatırken birçok şeylerden yararlanaraktan, donelerden yararlanarak hazırladığını görüyorum. Ve çok da güzel hazırlandı. Esasında ben isterim ki o Keban Barajı, Oymapınar Barajı, Berke Barajı gibi büyük barajlar ki bunlar biliyorsunuz Türkiye'nin üçte biri karstik olduğuna göre karstik barajlar çok önemli ve karstik yerlerde baraj yapmak da her zaman için risklidir. Ama çözümü yok mu var? Çünkü Türkiye hakikaten ben 1958'den beri çalışıyorum ve mühendislik jeoloji konusunda çalışıyorum. Hidrojeoloji konusunda çalışıyorum. Ve devlet su işleri özellikle bu uygulamalı barajlarda tabii ki maliyet artışları olmasına rağmen çok başarılı uygulamalar yapılmıştır. Şimdi arkadaşlardan birisinin sorusu şuydu. Hocamız tabii konuya başka türlü tabii bilmediği için Keban Barajı neden kaya dolgu ve beton barajı olarak yapıldı diye. Esasında ana kayamız orada kireç taşı. Fakat su alma yapısı ve dolu savak yapılan beton baraj olarak yapılması daha uygun olduğu için böyle ikili bir baraj yapıldı. Su alma yapısı ve dolayısıyla da dolu savak için. Şimdi maliyet konusuna gelince biz şimdi orada çalışırken ben orada arazi kontrol baş mühendisi olarak çalıştım. Önce EBATCO'da daha sonra da devlet su işlerinde. Dolayısıyla bize diyorlardı ki siz dünyanın en pahalı köprüsünü yapıyorsunuz. Çünkü hakikaten karstik bir yer. Dolayısıyla orada ciddi bir enjeksiyon ki bu enjeksiyonun uzunluğu şöyle diyelim 800 metrelik, 800 kilometrelik bir enjeksiyonu kapsıyor. Ayrıca da diyafram duvarları ve iki tane de büyük karstik boşluğun doldurulmasını kapsıyor. Bu dünyada ilk defa rastlanan şeyler ve biz bunları çözdük. Dolayısıyla %40 maliyet artmış olmasına rağmen Türkiye'nin yine de en rantabil projelerinden birisi. Şimdi diyelim ki mesela orada beton barajın çok altında, 320 metre altında fosil bir boşluk var. Karstik boşluk. Neden fosil diyoruz? 120 metre altında. Çünkü efendim? 120 neden, metre altında. Neden fosil diyoruz? Çünkü oradan aldığımız su örneği fosil hakikaten. Hiçbir akım yok. Yani menba masraf irtibatlı bir şey yok. Fakat biz orada Dünya Bankası'ndan kredi aldığımız için 6 ayda bir board toplantıları oluyordu. Board toplantılarında geliniyor. Yapılan işler dinleniyor. Dolayısıyla orada biz onun ismine de krep kevati dedik. Biliyorsunuz krep kanser demek. Şekil olarak da şeye benzediği için, yengece benzediği için onun adı yengeç mağarası. 1975 yılında benim uluslararası bir makalem de var bu konuda hazırlanmış. Ve board heyeti bize dedi ki milyonda bir ihtimal olsa bile su kaçağı için bizim bunu doldurmamız lazım. Biz özel yöntemlerle ayrıntılarına girmiyorum. Özel yöntemler bularaktan biz onu board heyetinin söylediği şekilde doldurduk. Ondan sonra Petek Mağarası vardı. Petek Mağarası'nda gene aynı şekilde doldurduk. Dolayısıyla o karstik boşlukları enjeksiyon perdesini yaptık. Bu sefer su yükselirken de Keban Deresi'nde Haleokars yollarından kaynaklar çıktı. Ama o kaynaklar bizi rahatsız etmediği için ne bakımdan rahatsız etmiyor? Stabilite açısından da rahatsız etmiyordu. Ve miktar açısından da rahatsız etmiyordu. Fakat o Petek Mağarası'nı doldurduktan sonra yükselen o kaçakların miktarı
azalmış oldu. Bugün sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye'ye büyük katkısı olan, bir de hani o kaç tane baraj yapılır diye soran arkadaşımız vardı. Ona şunu söyleyebiliriz. Birçok barajlarda maliyet yükselebilir ama önemli olan bize getirdiği fayda. Dolayısıyla o fayda nedeniyle başka bir baraj yapmak gibi bir düşüncemiz yerine oradan yararlanmamızı düşünebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Oymapınar'a gelince de hakikaten Oymapınar'da da eğer sizin o göstermiş olduğunuz bilinç seviyesi, paleotoporafya, göl alanındaki maksimum su kotuna göre geçimsiz olmasaydı o barajın yapılması mümkün değildi. O Türkiye'de Elektrik Etüt tarafından yapılan en derin karotlu araştırma kuyularından biri. 950 metre civarındaydı yanılmıyorsa. Evet. Dolayısıyla onun filiş paleotoporafyasının geçirimsizliği ispatlandıktan sonra ancak o barajı yaptık. O birinci işi. Kaplanması şey. Gerekirdi. Efendim? Kaplanması mı gerekirdi diyorsunuz? Hayır. Şimdi kaplanma değil. Kaplanmayı siz bir tarafa bırakın. 2 kilometre uzunluğunda içerisi bomboş ve kar sularıyla dolu bir mağarayı doldurmanız gerekiyor. Mümkün değil. Evet, evet, evet. Mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü yine o heyette de vardı. Ben DSİ'de çalışıyordum o sırada. Kararı verdik ve dolayısıyla o baraj orada yapıldı. Ayrıca orada şimdi özellikle Antalya bölgesinde Karsizma'nın derinliği -50 kotuna kadar geliyor. -50 kotundan sonra durgun olduğu için siz enjeksiyon perdenizi orada askıda da bırakabilirsiniz. Dolayısıyla biz orada kutu enjeksiyonu yaptık. Kutu enjeksiyonu nedir? Menba tarafında şistler olduğu için eğimli kuyularla biz onları bağladık. Fakat bir kısmını da gene -50 kotunda askıda bıraktık olarak. Dolayısıyla bir de şey konusu vardı, arkadaşlar soruyorlardı. Göl alanındaki hani heyelanlı kısımlar, Veyhind Barajı'ndan söz edildi. Şimdi o Veyhind Barajı hakikaten bir anda aşağı yukarı yanlış hatırlamıyorsam 2 milyon metreküp hacminde bir heyelan olduğu için orada tsunami etkisi yapıp barajın beton barajın üst kısmını yıkmış. Dolayısıyla Devlet Su İşleri çalıştığı bütün barajlarda bu heyelanları ve tsunami etkisini genelde dikkate alarak çalışır. Eğer öyle bir şey varsa ya önlemi alınır ya hatta yapılmadan evvel onların sıyrılması önerilir. Dolayısıyla hani sizin bu söylemiş olduğunuz bir nevi case story diyelim. Keşke bütün bu barajların her birinin yabancı ülkelerde olduğu gibi birer kitapçığı olsa. Ben mesela Keman Barajı'nı bitirdiğim zaman şunu isterdim. Bize bir yıl izin verselerdi de biz Keman Barajı'ndaki yaşanan bütün bu olayları büyük bir kitap halinde bastırmış olsaydık bugün siz hocalarımıza, genç hocalarımıza diyelim bana göre hocalarımıza çok güzel done olurdu. Oymapınar yine öyle. Berke Barajı yine öyle. Ekleyecek çok şeyler var hani şeylerle ilgili ama dediğim gibi biz esasında Türkiye olarak ve Devlet Su İşleri olarak yaptığımız bütün barajlarda gereken önlemleri aldık. Belki maliyetler artmış olabilir ama sonuçta hepsi feasible'dır. Çok teşekkür ederim. Efendim biz teşekkür ederiz. Çok değerli bilgiler paylaştınız. Hemen son söylediğiniz olay bütün barajların tamamlanmış haliyle bir kitap halinde toplanması, bu çok önemli. Evet, bunlar barajın işleyişini, işletme sırasında da ilgili mühendislik hizmetlerini alması ve ömrünün uzatı açısından son derece önemsiyorum ben onu. Ona katılıyorum. Ancak Alara şeyinde Oymapınar şey sistemi vardı. Buradaki miyosen çökerlerde Oymapınar karstik kireç taşlarından mı söz ettiniz? Yoksa Oymapınar Barajı'ndan mı söz ettiniz? Siz Oymapınar Barajı'ndan söz ettiniz. Benim derdim örnek üzerinde değil herhalde.
Şimdi şöyle, Oymapınar Barajı dediğim gibi o da karşıdaki bir bölge. Siz Alara Barajı, Alara Barajı da biz onu Borusan'a yaptık şeyini, projesini. O öncelikle alt kotta aşağı yukarı 90 kotu civarında mı, 30 kotunda mı şu anda tam ezberimde değil. 90. En mansapta yüksek bir baraj olan. Evet, evet. 30 kotunda. Baktığımız zaman Çengel Deresi'ne kaçaklar olacak diye düşünülüyor idi. Bu nedenle biz o projeyi 3 aşamalı olarak yaptık. Menbaadan mansaba doğru 3 ayrı baraj olarak değerlendirdik. Dolayısıyla halbuki daha önce Elektrik Etüt İdaresi'nin düşünmüş olduğu baraj yerinde tek baraj vardı ve su yüksekliği çok fazlaydı. Biz onu 3 kademeli olarak çözümünü verdik. O sizin söylediğiniz o örnekte de hakikaten hani Torricelli'nin U kabı sistemi gibi mümkün değil. Yani çünkü tektonik bir yer orası. Nasıl bir durum var? Fakat sizin göstermiş olduğunuz o su seviyeleri nedeniyle de hakikaten o belli seviyeden sonra kaçaklar olmuyor. Ama buna rağmen biz o barajı 3'e dediğim gibi böldük. En aşağıda şey barajı, Alara barajı, ondan sonra Gündoğmuş barajı en menbaada. Bir de Alaköp, şu anda ismini hatırlayamadım. 3 ayrı baraj olarak yaptık. Ve dediğim gibi orada da gene onu da söyleyeyim. Çok yanlış bir iş yapmışlar. İTÜ yapmış olduğu sondajlarda 850 metrelik sondajlar yapmışlar. Şimdi eksi 50 kotundan sonra zaten orada sondaj yapmaya gerek yok. Dediğim gibi orada 50 kotundan sonra, eksi 50 kotundan sonra durgun su, karstizma yok yani. Hani kara yükselme alçalma şeyi hesaba katıldığında eksi 50 kotunu biz bulmuştuk. Dolayısıyla yine orada enjeksiyon perdesini şistlere bağladık ama eğer karstik kireç taşı üzerine de yapacak olsanız enjeksiyon perdesini eksi 50 kotuna kadar getirdiğiniz zaman su kaçakları hani aşağıya kaçacak suyu tolere edecek şeydedir, mertebededir. Evet. Teşekkürler. Rica ederim. Biz Ertuğrul Bey. Hocam Sayın Caner Zambak mı? Caner Bey söz. Evet, Caner Bey. Caner Bey mikrofonunuzu açabilirseniz. Caner Bey mikrofonunuz kapalı. Sol köşede. Evet şu an. Evet. Şimdi açık anlaşılan. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkürler verdiğin çok etraflı ve çok kapsamlı sunum için. İyi bir ders oldu. Yalnız sonuna gelindiğinde, bu sorulara gelindiğinde enteresan bir şeyler çıkmaya başladı. Ve en son olarak aslında benim söyleyeceklerimi Ertuğrul Bey ağzına sağlık, her şeyini de söyledi. Çünkü ben de gidecektim 1960'lara, 60'ların sonlarına ve 70'lere gelindiğinde o Keban Barajı'ndaki enjeksiyon, işte enjeksiyon diye başlandı. Daha sonra neredeyse mağaranın içine kamyonlarla beton bloklar atıldı. ne dersiniz Ertuğrul Bey'ciğim? yani ve şimdi diyoruz ki niye böyle yapılmış? O niye orada öyle olmuş? Bununla kaç tane baraj yapılırdı? Şu bu filan. Yalnız o sıralarda şu var. Bir enstitünün adı geçiyor. Elektrik İşleri Etüt İdaresi diye. Şimdi hatırlayanlar var mı bunu gençlerden çok? Bir de DSE'yi vardı yan yana. Ve biraz önce Ertuğrul Bey bir şey söyledi. Oymapınar Barajı'nı Elektrik İşleri Etüt İdaresi yaptı. Yani onların başkanlığı. DSE'yi ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi bu ülkenin hidrolik yapılarının tasarımı ve inşaatında üniversiteler ötesi bir kuruluş.
uygulamalı, uygulamacı. Şimdiki durumu farklı. Hangi bakanlığa bağlı olduğu yarın belki belli olacak, gene değişebilir de şu bu. Ama o zamanlardaki projeler çok değişik projelerdi. O YouTube'dan sorulan soru bugün için sorulan, bugünkü bir durum için uygun olan bir soru. Ama o günlerdeki durum için uygun değil. Çünkü o gün şartları 50 yıl öncesini konuşuyoruz ve devlet yapıyor bunu ve çok duyarlı olarak yapıyor ve üzerine gidiyor. Dünya Bankası kredisiyle de kontrol altında. Ve o yapılan iş hakikaten dünya literatürüne geçmesi gereken, geçmiş de bir şey. Keşke Ertuğrul Bey'in dediği gibi bunun bir tarihçe kitabı hazırlansa. Ve sanıyorum devlet üzerinde bu kayıtlar vardır ama bir arada değil maalesef. Konulabilse çok iyi olur. Aynı şekilde Oymapınar içinde. Oymapınar Barajı'nın enteresan bir şeyi vardır. Oradaki çatlaklar, ben stereografik projeksiyon yöntemiyle bir şeyler yapıyoruz şimdi. Şey duyarlılığı, şu bu, hatırlarsınız. Kinematik analiz. Stereografik projeksiyon kavramı ilk olarak Türkiye'de Oymapınar Barajı'nda kullanıldı. Kim kullandı? Elektrik işlerindeki abimiz. Hala şey yaparız. Ve dolayısıyla bugün biz elimizde sanki hesap makinesi gibi düşündüğümüz, çok basit gibi düşündüğümüz kavramlar o zamanlar dünyada bile yeni idi, ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla o günkü şartlarla Keban'ı ve Oymapınar'ı düşünmek lazım. O, hatta Oymapınar'da bir özel bir durum var. Ertuğrul Bey lütfen düzelsin ya da Cahit Hocamız. Yeraltı barajı konusu gündeme gelmişti. Yeraltı baraj, rezervuar kapasitesinin kullanılması gündeme gelmişti. Dolayısıyla modellemeler iyi de daha önceden de bahsedildiği gibi biraz da jeolojik kavramları oturtmamız lazım. Modele oturtmak şart değil. Modele yanlış da oturtulabilir ama kavramsal olarak iyi anlamamız gerekir. Dolayısıyla Ertuğrul Bey çok güzel her şeyi açıkladı bu konularda. Petek mağarası, yengeç mağarası konularını. Ben de onlara değinecektim aslında. Teşekkür ediyorum. Hakikaten bu çok güzel bir fırsat oldu. Bu önemli konuları deşmek için ama ben hala ve hala şuna üzülüyorum. Elektrik İşleri Etüt İdaresi yok edilmemeli idi. Ayrı bir şey olarak çalışmalıydı. Çünkü onların yaptıkları araştırmalar devlet su işlerine üst üste binmiyordu. Yan yanaydı. Ve birbirini tamamlıyordu. Keşke o sistemler olsaydı. Çünkü şu anda kullandığımız verilerin eskiye baktığımızda hemen hemen tümü elektrik işleri, tüdyası ve devlet su işleri verileridir. Bunu ben şuradan söyleyeyim. 69-70 yıllarında rahmetli Kemal hocamızla Erdoğan abilerle Kavşana Barajı'nın yerinde çalışırken bildiğimiz bir tek şey vardı. Elektrik işleri tüdyası. Devlet su işleri daha sonradan geliyordu. O raporları. Ama bu dediklerim tabii 70-50 yıl önceki durum. Dolayısıyla şunu öneririm ben. Hocalarımız eğer bir bu konuların tarihçesini de gündeme getirirlerse nereden nereye geldik? Onu getirirlerse çok iyi olur. Çünkü Reşat Hoca'nın belirttiği gibi yani ben şöyle söyleyeyim. Modele ne koyarsanız o çıkar. Ama önemli olan onun okkalanması. Diyeyim. Çok teşekkür ediyorum bu fırsat için. Katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Şimdi devlet su işleri ile elektrik işleri etüt idaresi bir bayrak yarışının iki oyuncusu idi. Elektrik işleri etüt idareleri havzada hidrolojik ölçümleri yaparlardı. Bu çok önemliydi. Havzanın bütününü planlarlardı ve ilk etütlerini yaparlardı. Ondan sonra burada baraj yapılır
burada şu kadar enerji üretilir diye baraj o noktaya geldiğinde devlet su işlerine devrederlerdi. Olay böyleydi. Her ikisi de bugün gittiğimiz yerlerde nasıl ki bir jeoloji çalışması yaparken MEYTA'nın haritalarıyla karşılaşıyoruz, 25 bin ölçekli veya diğerleri. Su yapıları ile ilgili gittiğimiz yerlerde de ilk etütler elektrik işleri etüt idaresi tarafından yapılmıştır. Etütlerin şeyleri son derece niteliklidir. Çünkü ölçtükleri yağış verilerini, efendim akışı, buharlaşmayı öylesine titiz hesaplamışlar ki günün koşullarında artık onları o boyutta yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Çünkü uydudan yapmaya başladık. Yerde ne var ne yok onları bilemiyoruz. Ama devlet su işleri de yaptığı işlerde sahiden maliyet değil, işin teknik boyutunu ön plana çıkarıp yapılabilirliğini hizmete sunmayı yaptı, ön plana getirdi. Önemli olan vatandaşa bir an önce hizmetin gitmesi şeklinde değerlendirdiler. Öyle biliyorum ben. Havzaları planladılar. Keban, ilk Keban'dan sonra Karakaya, Atatürk, Birecik, Karkamış böyle sınıra kadar indik. Evet. Dicle'de çok baraj yapamadık. Gerekçesi de başlangıçta çok korkuldu. Evaporitik kayaçlar var. Gercüş formasyonu, Midyat formasyonu, Silvan formasyonu, o kirli kireç taşları karstik mi değil mi? Gercüş o kadar tehlikeli mi değil mi? Çok tartışıldı. Burada işte 70'li yıllarda benim bitirme ödevi öğrencisi olarak katıldığım duayen hocalarımız da onlardan birisi de Caner abiydi o gün o yıllarda. Biz havzayı İstanbul Üniversitesi'nden Okay hocalar, işte Yücel Yılmaz, Namık hocam burada herhalde hala. Onlar çalıştılar. Aynı kampta birlikte kaldık. Evet, ondan sonra biz de eksen yerine Kral Kızı ve Dicle barajlarını çalışmıştık. Benim DSE'ye geçiş yaptığım dönemlerde. İşte elektrik işleri etüt idaresinden ve oradaki o bilgilerden çok şey öğrendik. Bizim yaptığımız projede elektrik işleri etüt idaresinin denetimindeydi. Üniversiteye projeyi elektrik işleri etüt idaresi vermişti. Evet, her iki katkılar için Ertuğrul Bey'e, Caner Bey'e çok teşekkür ediyorum ben de. Çok teşekkür ederiz hocam bize katkılar için. Sedat Bey söz almak istiyor. Buyurun Sedat Bey. Ben de iyi akşamlar diliyorum tekrar. Hocam dilinize sağlık. Çok güzel mühendislik jeolojisi açısından da barajların ne kadar kapsamlı olduğunu anlattınız. Ben de DSE kökenli biri olarak burada bir iki laf söyleyeyim diye şey yaptım. Keban Barajı'ndan çok bahsedildi. Keban Barajı aslında sorunlu bir baraj gibi görünse de mühendislik jeolojisinden dönüm noktası olmuştur. Devlet Su İşleri o problemden sonra jeoteknik daireyi kurdu. Yani ilk defa mühendislik jeolojisi DSE'nin bir daire başkanlığında yoğunlaştı. Ve gerçekten de abilerimizin, hocalarımızın söylediği gibi elektrik işleri, TÜT ve DSE'yi bugünkünü kastetmiyorum. Ben de DSE'de çalışırken birçok baraj etütlerinde çalıştık. Çok ayrıntılı ve uzun süren bir periyotta çalışıyorduk. Herhalde bu son zamanlarda projelerin çok hızlı gelişmesiyle bir takım belki problemler çıkıyor. Ama gerçekten multidisipliner bir alan barajlar. Yani burada diğer bütün mühendislik alanlarının hepsinin bir katkısı var. Ama tabii temelde baktığımız zaman jeoloji, hidrojeoloji, mühendislik jeolojisi başta en önemli konuyu oluşturuyor. Yine de ben de şunu görüyorum. Türkiye barajlar konusunda bir iki işte Keban başta olmak üzere küçük sorunların dışında çok başarılı bir konumdayız. Yani biz yüzlerce baraj yapıldı Türkiye'de. Baktığımız zaman çok böyle önemli büyük problemleri görmüyoruz. İşte başta bir Keban, o da dönüm noktası olarak belki bize aynı Marmara depremi gibi bir musibet bin nasihattan iyidir gibilerinden bize bir ders oldu. O yüzden son zamanlardaki bazı maliyet artışlarının da ben bizim mühendislik jeolojisi alanı ile ilgili değil başka nedenlerden kaynaklandığını görüyorum. Özellikle proje aşamasında bunları görebiliyoruz. Mesela bizim burada bir örnek var.
Tarsus'la Mersin arasında 59 kilometrelik bir otoyol projesi var. 51 noktada şev kayması, yani bir kaydı, iki kaydı, bu görülmesine rağmen aynı proje devam etti. Halen işletme aşamasında bile kayıyor. Böyle örnekler var. Tabii bunlar raporlarına baktığınız zaman, jeoteknik raporlarına, bu sorunlar aslında görülmüş ama uygulamada karar vericilerle bu sorunlar maalesef belli bir noktaya geliyor. Maliyet artıyor. Orada artık mühendislik işin içinden çıkmış oluyor. Ben size tekrar teşekkür ediyorum. Özellikle de barajlar konusunda çalışan bir kişi olarak verdiğiniz bilgilerden de birçok kişinin yaralandığını zannediyorum. Dilinize sağlık hocam. Teşekkür ederim. Sık olmayın. Sağ olun. Yani güzel katkılar, söylemler, soru yok. Hocam soru yok ama daha 4 kişi söz almak istiyor. İzninizle biraz... Evet, şeyler el kaldırma işinde normal eller sallanıyor. Butona basılmıyor. Ben yardımcı olayım. Yavuz Ulu Bey şey alıyor. El de kaldı. Sen göremiyorsun herhalde. Onu görebiliyorum hocam. Yavuz Bey'e söz veriyordum şimdi. Yavuz Bey, evet. Yavuz Bey, mikrofonunuzu açabilirseniz, bir de birazcık kısa olabilirse, gerçekten çok evet, geç tabii. Artık şey... İyi akşamlar. Remzi Bey, öncelikle çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sunum hem hazırlamışsınız hem de güzel sundunuz. Teşekkür ederim. Bunun yanında sadece size değil, katkıda bulunan diğer arkadaşlara da teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel katkıları oldu. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Bu Keban Barajı'ndaki olay öngörülmeyecek bir olay değildi. Nasıl değildi? Keban Barajı'nın biliyorsunuz 1,5 kilometre ötesinde Zeytin Dağı vardır. Ertuğrul Bey herhalde iyi bilir. 3 kilometre ötesinde de Fırat Ocakları vardır. Kurşun Çinko Ocakları vardır Etibank'ın. Şimdi bu Kurşun Çinko Ocakları, orada bir sentinel vardır. Grafit şişlerle içi dolu olan bir sentinel. Onun kenarlarında da keban mermerleri vardır. Keban mermerleriyle grafit şişlerin arasında kurşun çinko, Fırat tipi dedikleri şeyler var, işletmeler var. O tamam, kontakı takip ediyor. Ama bir de orada kısmet tip dedikleri bir cevherleşme var. Bu kısmet tip dedikleri cevherleşme doğrudan doğruya karstik boşluklara, yani keban mermerinin karstik boşluklarına dolarak oluşmuş bir cevherleşmedir. Hatta sadece sülfür değil, orada simitsonit oluşumları falan da vardı. Çinkura bir yeni şey yapıldı. Neyse. Şimdi sadece masa başında oradaki madencinin geçmişi bile araştırılsa, keban mermerinde ne kadar büyük karstik boşluklar bulunacağı anlaşılırdı. Çünkü hem Zeytin Dağı'nda hem Fırat Ocağı'nda çok büyük karstik boşluklar vardı. Ve bunlardan çok büyük üretimler yapıldı. Mesela ben hatırlıyorum, bir tanesinden 45 bin ton cevher alındı. Şimdi masa başında böyle bir şey araştırma yapsanız, bütün dikkatinizi o zaman verirsiniz. Karstik sorun var burada. Ona göre daha fazla eğilelim, daha fazla sondaj yapalım şeklinde bir öngörü olurdu. Bilmiyorum, bu belki de yapıldı. Belki yani yanlış şey yapmayayım ama bence burada bir şey var. Yani yanlış bir değerlendirme, bir büro çalışması, bir şey var yani. Bırakın şeyi, yani arazide yapacağınız sondajları. Yani bu öngörülmeyen veya sürpriz olan bir şey değil, orada böyle büyük karstik boşlukların olması. Teşekkür, evet, teşekkür ederim. Şimdi Ertuğrul Bey'e söz hakkı doğdu gibi ama şimdi burada yapılırdı yapılmazdı falan değil. Bir öğreti katkı olsun istiyoruz. Elbette görülebilirdi ama o günün koşullarında en iyisi oldu. Sedat Bey'in dediği gibi dönüm noktasıydı. Onu da söylüyoruz. Bundan sonraki genç mühendislerimiz en ufak bir yer bilimsel veriyi, çevreyi, çevredeki olguları çok iyi etüt edip sınır koşullarını, karşılaşmanın mekanizmasını dikkate alarak şeytanın avukatlığını yapıp görülmeyeni görsünler. Böyle yetişelim. Evet. Titiz olalım. Bunu söylüyoruz. Teşekkür ediyorum ama görüşleriniz, bu da bir katkı tabii. Maden yataklarıyla karstik sistemleri ilişkilendirilmek. Bu da bir öğreti. Katkınız için çok teşekkür ediyorum.
Ertuğrul Bey, çok kısa olursa seviniriz. Bir de mikrofonunuzu açabilirseniz. Mikrofonunuz kapalı. Ertuğrul Bey, mikrofonunuzu açabilirseniz. Fuzuli Bey'e söz verelim. Evet. Fuzuli Bey, mikrofonunuzu açarsanız. Evet, duyabiliyoruz sizi. Mikrofonu. Açık şu an, duyabiliyoruz Fuzuli Bey. Kapattım. Kapalı mikrofonu. Açabilirseniz. Tamam. Ha. Pardon. Evet, teşekkür ederim. Açtı. Evet, Fuzuli Bey, sesiniz açık mikrofon. Yok, Ertuğrul Bey de açtı. Kapatıyorum ben, tamam. Ertuğrul Bey, mikrofonunuzu açabilirseniz, mikrofonunuz kapalı. Size istek gönderdik ama ona cevap verebilirsiniz. Açtı. Şimdi şöyle, Keman Barajı'nda aşağı yukarı 8-10 sene elektrik getirdik idaresi ciddi etkiler yapmış ve karstik boşluklara rastlamış. Fakat Keman Barajı'nda hem yüzeysel karstizma hem de hidrotermal karstizma olduğu için hani hakikaten şimdi düşünebiliyor musunuz? Fırat Nehri'nin 50 metre aşağısında sondaj yapıyorsunuz ve sondajın tüyleri kayboluyor. Yani Yengeç Mağarası'nı biz böyle buluyoruz. Dolayısıyla o kadar derin sondaj yapmak mümkün değil. Dolayısıyla buradaki araştırmalar biraz simültane gelişmiş oluyor. Bir de şimdi burası dar bir boğaz olduğu için ve de çözümler üretildiği için sonuçta orada bir başarı sağlanmış. Sözümün başında da söylemiştim, Türkiye'nin 1/3 karstik arazi. Dikkat ederseniz büyük barajların çoğu, ben sıralamayayım şimdi, bir sürü barajlarımız karst üzerinde. O zaman hiçbir karstik arazide baraj yapmayalım manası çıkıyor. Anlatabildim mi? Dolayısıyla doğru da seçilse, yanlış da seçilse Keman Barajı'nın olduğu yer en dar boğaz olduğu için belki de gene fizibilitesi yapılsa en ekonomik yer orası seçilirdir diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Teşekkürler Ertuğrul Bey. Ayhan Bey söz almak istiyorlar. Buyurun Ayhan Bey, mikrofonunuzu açabilirseniz. Fuzuli Bey'i atladım. Evet, teşekkür ederim tekrar. Sağ olun. Evet, oldukça da geç oldu zaten konu dediğiniz gibi ama şimdi Keban üzerinden hep gitti yine. Tabii hocam çok daha farklı şeyler anlattı aslında. O bakımdan kendisine de teşekkür ediyoruz. Kendi adım en azından. Bu arada tabii hem Ertuğrul abi hem hocalarımız, Caner hocamız DİSE'ye ile ilgili söyledikleri güzel sözler için şu an Geoteknik Daire Başkanı olarak ben kendilerine de hasreten çok teşekkür ediyorum. Tabii Yavuz Bey geçenlerde bir sunumda daha yine aynı benzer şeyleri söyledi. Kebanla ne sorunu var onu bilemiyorum ama bazı eksik bilgileri var bizim meslektaşımızın sanırım. Yani kebanla ilgili kitaplar var bu arada. Bizim Devlet Su İşleri'nin de yazdığı, oluşturduğu kitap var. Orada da bu bilgiler var. Hepsini orada bulabilirsiniz. Hatta en son Süleyman Demirel'in anılarıyla ilgili 2 ciltlik bir kitap çıktı. Orada da bununla ilgili bütün detaylar var. Aslında Ertuğrul abi çok çok güzel söyledi. Bunlar bilinmeyen, öngörülmeyen konular değil. Biliniyor, araştırılmış aslında. Hepsi biliniyor ve burada bu yapım metodu o dönem için tercih edilmiş. Bunu 1965 yılında başlayan bir baraj için, yani 50 yıl, 55 yıl önce, 60 yıl önce yapılan bir iş için niye öyle yapıldığı sorusu biraz enteresan. Biz de bugün birçok şeye imza atıyoruz. Birçok daha bu hafta ben Yusuf elindeydim. Mutlaka bir 50 yıl sonra birileri de bize diyebilir ya, 50 yıl geçtikten sonra ya bunu da görmemişler miydi diye. Yani birazcık o günü yaşayarak bunları düşünmek lazım. Olmasaydı keşke ama... Yine Ali Hocam da söyledi, niye su seviyesi düşük diye. Oradaki sisteme bakmak lazım. Keban, oradaki sistem üzerinde yer alan en üstteki baraj. Yani en menbaadaki baraj. Dolayısıyla en menbaada olduğu için orada su seviyesi bir miktar düşük de olacak. Hemen arkasında, altında Karakaya var, işte Atatürk var, Birecik var, Karkamış var. Bunlar önemli değil. Orada bu suyun kaçacağı öngörüldüğü için, hatta belki Ertuğrul abi bilmiyorum ama oradaki bu mağaraların yüzeye çıkan hemen barajın menbaasında sol sahilde zaman içerisinde bu mağaralar boşalırsa, açılırsa
dolduralım diye özel metal kapaklar yapılmış. Bu kapaklar açılmış zaman zaman buradan tekrar o mağaralara malzemeler doldurmuş. 10 yıl önce bizzat ben o zaman şube müdürüydüm. Bizzat o işin içerisinde ben de gittim. O doldurduk ve yan taraftaki Çırçır Vadisi'ndeki 9 metreküp su ki orada da bir HES'imiz var boşa gitmiyor. 12 metreküpe çıktı, 13 metreküpe çıktı. Biz mağarayı doldurduk. Arkasından o dönem için o su tekrar 8,5-9 metreküpe indi. Bu belki bir 20 sene sonra, 15 sene sonra tekrar eski haline gelecektir. Mesele bu değil yani. Rentable bir projedir ve bu şekilde de bizim için bir dönem noktasıdır. EYİ'ye gelince Sayın Hocam da çok güzel söyledi. EYİ 35 yılında kurulmuş. Devlet Su İşleri de 54'te kurulmuş, 53'te kurulmuş. Dolayısıyla bir bayrak yarışı kapatılır, kapatılmaz. Çok önemli değil. O siyasi iradedir. Ona bir şey demiyorum, diyemiyorum ama biz de onlardan bu büyük projede devralmışız ve devamını getirmeye çalışmışız. Keşke daha büyük böyle kurumlarımız olsa EYİ gibi, bizim gibi ve devam ettirse. Bunların hepsi çok güzel olur. Hocam çok güzel konulara değindi. Özellikle bu lüjyondu vesaireydi, diğeriydi. Ama ben şunu da hasreten rica ediyorum. Tabii ki kurumlar çok güzel çalışmaları var. DSE'de diğer kurumlarda. Ama bize gelen mühendis arkadaşlar ki ben 11 yılımı ben de üniversiteye verdikten sonra DSE'ye geçen bir meslektaşınızım. Yani bilmiyorum ya, lüjyondan bahsediyoruz. BST dediğimiz zaman sanki böyle Discovery'de bir şey seyreder gibi bakan çocuklar bize geliyor. Bu bizim için üzücü. Yani bir permeabilite diyoruz, bundan bir haberler. Yani o bakımdan da bir kendimizi aslında topyekün mesleği daha iyi yerlere götürmek adına bir çekit düzen verme hiçbir şey için geç değildir. Yani onu demek istiyorum. Çekit düzen vermekte ve üstümüze düşen konularda elimizden gelen gayreti göstermekte fayda var diye düşünüyorum. Ben tekrar çok çok teşekkür ediyorum hem hocama hem İstanbul şubemize, sayın arkadaşlarımıza ve iyi akşamlar diliyorum. Biz teşekkür ederiz Ayhan Bey katılımınıza, katkılarınız için. Fuzuli Bey çok özür dilerim, az önce sizi atladım, kusura bakmayın. Mikrofonunuzu açabilirseniz. Gerçekten çok özür dilerim. Evet. Herkese iyi akşamlar. Remzi Hoca'ya bu güzel sunumdan dolayı da teşekkür ediyorum. Bu güzel toplantıyı organize ettiği için Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'ne de teşekkür ediyorum. Onların katkıları çok önemliydi. Ben şunu söylemek istiyorum Remzi Hoca. Bu Karacaören Barajı'ndan bahsetmiştik. Karacaören Barajı Antalya'nın içme suyu ihtiyacını karşılaması öngörülüyordu. Hatta yakın zamana kadar da bu içme suyu boruları da döşendi şeye kadar, Karaöz'e kadar, Isparta Antalya yolu üzerinde. Fakat sonradan birdenbire durduruldu proje, vazgeçildi. Bu durdurulması nedeni de Karacaören Barajı'nda su kirliliğinin saptanmış olması. Çünkü Karacaören'in beslenme havzasında, Karacaören Barajı'nın beslenme havzasında Isparta var. Çok büyük bir il tabii Isparta. Isparta'nın arıtma tesisi iyi çalışmadığı, verimli çalışmadığı ya da yeterli düzeyde çalıştırılmadığı için Karacaören Barajı'nın kirletildiği, kirlenmiş olduğu saptanmış. Sizin böyle bir bu konuda bir çalışmanız var mı? Bu Karacaören Barajı'ndaki suyun içilebilir olup olmadığı konusunda ya da Antalya'nın içme suyu için elverişli olup olmadığı konusunda. Çünkü bir barajı kirlettikten sonra onun temizlenmesi onlarca yıl alır. Önemli olan onu kirletmemek. Kirletmemek için her türlü önlemi almak. Bu konuda Karacaören Barajı'nın geleceği ne olacak? Antalya'nın içme suyu için kullanılacak mı? Yoksa sadece sulama ve enerji üretimi için mi kullanılacak? Bunu sormak istemiştim. Teşekkür ederim herkes için. Herkes. Evet, Fuzuli Bey teşekkür ederim. Karacaören Barajı'ndaki su kalitesini, eğer içme suyu olacaksa, su kalitesini korumaya yönelik olarak özel hükümler belirlenmesi projesini TÜBİTAK MAM ile birlikte yaptık. Hatta o yörede olduğu için Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nden arkadaşlarımız da bu çalışmaya katıldılar. Mahmut Bey de onlardan bir tanesiydi. Ben yine konuşmamda da söylemiştim.
Antalya sürekli kendi havzasında gelişen, içme suyu havzasında gelişen bir kent oldu. 2006 yılında Antalya'da Antalya'nın İçme Suları Sempozyumu diye bir sempozyum vardı. Oradaki sempozyumda biz arkadaşlarımızla, işte Ayşen Hanım ve diğer genç arkadaşlarla bir tebliğ sunduk orada. Antalya'nın alternatif içme suyu kaynakları diye. Eğer Antalya ileride temiz içme suyu kullanmak istiyorsa kuzeye doğru, daha da kuzeye doğru gitmek zorunda. Ama kuzeye gittikçe de kuzeydeki havzalarda da kirletici kaynakları kontrol altına almak zorunda diye böyle bir çalışma öne sürmüştük. Alternatifler arasında unuttum şimdi 7 tane plan söyledik. En son alternatif Karaciğeren Barajı'ydı. O da senin dediğin o gerekçeden dolayıydı. Isparta'nın deri sanayi, kanalizasyonu. Bir de barajın içerisinde balık üretim çiftlikleri, tesisleri var. Tesisleri var, evet. Evet. Tarımsal faaliyetler var. Yani ne olmalıdır, nasıl korunmalıdır, jeolojik tabanlı koruma alanlarının ne olduğunu bunlara çalıştık ve allokton konumlu kireç taşları ile otokton konumlu kireç taşları arasında ve toplamda ne kadar suyun, yeraltı suyunun baraj gölüne gittiğini, onların korunmasına kadar nasıl olur da Karaciğeren Barajı'nda temiz, nitelikli bir içme suyu elde edilir, bunu çalıştık. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile birlikte yerelde toplantılar yaptık. Yöre halkıyla karşılaştık ve özel hükümlerin eylemlerini, kimin ne yapacağını, hangi önlemler alacağımızı da ayrıntılı olarak raporladık. Ama konuşmamda da dediğim gibi gel gör ki biz bunları ne yerel yönetimlere ne de yörede yaşayan halka kabul ettirme şansımız yoktu. Çünkü Almanya örneğini verirken de bir baraj yapılırken içme suyu amaçlı olarak yapılıyor. Havzası temiz ise yapılıyor. Küçük ufak tefek sorunlar varsa onların da iyileştirilebileceği görülüyor. Arıtma tesisleriyle, organik tarımla, iyi tarım şekliyle, evet, verilecek madenlere hangi faaliyete izin verilir. Atık su varsa bile biz orada şeyi önerdik. Atık sularını baraja hiç uğratmadan bypass yapsınlar, barajın mansabına aktarsınlar. Bu aşağıda ne olacak? Aşağıdaki kirlilik devam edecek. Bunu birisi önerdi. Buna karşı çıktık esasında. Biz derken bizim ekipten çıktı böyle bir görüş. Bunu da bakanlık diğerleri destekler gibi oldular. Sonunda vazgeçtik. Tabii öyle bir şey olamaz diye. Ben neden vazgeçildiğini bilmiyorum. Doğru yol göründü. Ama dünyada değişik ülkeler var. Gerçekten böyle açık alanlardan içme suları alıyorlar. Kenarında kentler var. Ama bir damla atık suyu baraja vermiyorlar. Verdiklerinde de hala nitelikler bozuk ise arıtıp içiyorlar. Çaresizlikten. İstanbul'da olduğu gibi bugün. Evet, yeni, bir gündem, evet. Yeni bir gündem açıyoruz. Hı. Yani neden vazgeçtiler onu bilmiyorum. Antalya sürekli fikir değiştiriyor. Kırkgöz kaynaklarından alacaklardı. Manavgat Şelalesi'nden getireceklerdi. İşte belki Eğirdir'e gitseler o da olacak herhalde. Evet. Teşekkür ediyoruz açıklamanız için. Yani, vazgeçtiklerini doğrusu ben de merak ettim şimdi. Evet. Durdurdular yalnız. Ben sürekli Antalya'ya gidip gelen bir kişi olarak görüyorum. Bu çelik borular, su için döşenen borular Karaöz kasabasına kadar geldi. Gömüldü ve durduruldu proje. Şu anda beklemede başka şeyler, kaynaklar arıyorlar. Yani başka alanlardan getirmeyi düşünüyorlar. Dediğiniz gibi Manavgat'tan getirecek ya da Kırkgöz'den getirecek. Nereden getirecekler bilmiyorum ama şu anda proje durdurulmuş durumda. Çünkü Isparta çayı inanılmaz şekilde kirli akıyor. Ya ben öğrencileri bir kere araziye götürdüğümde o Isparta çayıyla karşıdan karşıya atlarken çamurla battık ve simsiyah bir çamur. Yani kanalizasyondan gelen, o atıklardan gelen çamur. Ve arıtmanın çalıştırılmadığını o çamura bulanınca, ayaklarımız bulanınca gördük yani orada. Ve çok kötü kokuyor Isparta çayı vadisi, çok kötü kokuyor. Arıtmanın yeterli düzeyde çalışmadığı bu kokudan da belli oluyor zaten. Yani onun için zannediyorum bu yüzden, evet, bu yüzden büyük muhalefet var Antalya'da bu Karaciğeren Barajı suyu için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani söylenecek başka bir şey yok.
önlem öneriliyor, bilimsel yöntem var ama yöre halkını ile birlikte ortak karar almak belki daha iyi olacaktır. Onların mağduriyetlerinin de giderilmesi gerekiyor bir şekilde. Evet. Teşekkürler hocam. İsmail Bey, buyurun mikrofonunuzu açabilirseniz. Herkese iyi tecrübeli Kevan'la ilgili tecrübeli arkadaşlarımızın katkılarına özellikle teşekkür ederiz. Konunun bir bütün halinde tartışıldı ve sorular kısmında şöyle bir cümle geçti. Projelerin uygulama aşamasında sorumluluk almak veya almamak şeklinde bir olay gündeme geldi. Ben onunla ilgili olarak bir katkı koymak istiyorum. 99 depreminden sonra yüzeyde yapılan temel etütlerinde dahi temel kazıları yapıldığı takdirde etüdümüzdeki kazıyı yerinde görmek istiyoruz dedik. Ve bu şartları koymuş olduğunuz için bu isteğimize karşılık bizden ilave etüt istenmiyor ve bu tip istekler istendiği zaman kabul edilmiyor. Ama çevrede kendi gözlemlerimizle veyahut da baraj inşaatlarında olsun yapmış olduğumuz gözlemlerle diri fayların üzerine inşaat da yapılıyor. Müdahale ettiğiniz zaman da öyle miydi dedikleri zaman bakıyorsunuz bu sefer kendi kendilerine sorumluluk alıyorlar ve işlemi götürmeye çalışıyorlar. Bu konuda meslektaşlar olarak işimizde sorumluluğumuzu sonuna kadar takip etmek istiyoruz ilkesini benimsememiz lazım. Bunu söylemek istiyorum ben. Bu birinci işe. İkincisi de yayın konusunda zannedersem kamu kuruluşlarının günümüzdeki işesi ekonomik olarak nasıl uygulayabiliriz, nasıl sunabiliriz dokümanları dendiği için eski bilgilerin tam yansıtılmadığını düşünüyorum. İnşallah bu konularda çözüm getirilir ve bu bilgiler yeni nesile şu şu problemler şöyle şöyle çözülmüştür şeklinde yayınlar şeklinde aktarılabilir. Ben böyle bir katkıda bulunmak istedim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Hocam kapanışa geçmeden son olarak Miktat Özmen'e söz verelim. Sonra da kapatalım artık çünkü saat 12 oldu. Miktat Bey mikrofonunuzu açın. Sayın Miktat Özmen mikrofonunuzu açabilirseniz size istek gönderdik. Ona da cevap vererek açabilirsiniz. Sesim geliyor mu? Evet duyabiliyoruz. Evet, şu an orada bulunan başta hocalarıma, katılımcılara hayırlı geceler diliyorum. Hocamız, rahmetli hocamıza da Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah mekanı cennet olur. Çok faydalı bilgilerine hayattayken kavuşmuştuk. Ve onlarla ilgili bir sürü toplantılarında Mayır hocamızdan da faydalanmıştık. Yine tekrar rahmet diliyorum. Aslında tabii hocamın da sunumu çok güzeldi. Baştan sonuna kadar izledim. Katkılar da çok güzel. Biz geçmişteki projeleri eleştirmektense projelerimizde o günkü teknolojimiz neydi? Bugünkü teknolojimiz ne? Bunu bir ortaya koyabilmemiz çok önemli. Daire Başkanımız Ayhan Bey de belirtti. Bizim öz eleştirilerle daha doğruları nasıl yakalayabiliriz? Gelen yetiştirdiğimiz öğrencilere nasıl katkı verebiliriz? Bunları kamu kurumlarıyla öğrencileri iç içe bulundurup özellikle pratikte eğitim vermek daha önemli. Bizler de sizlerin eğitimle hocalarımızın eğitimlerinden geçtik. Hep teorik olarak yaşadık. Mümkünse artık jeoloji mühendisleri arkadaşlarımızın yetişecek yeni arkadaşlarımızın bir fiil İller Bankası, DSE'yi, Çevre Bakanlığı veya hangi kuruluş olursa, karayolları, hangi kuruluşumuz varsa jeoloji mesleğini yürüten o kuruluşlarda bir fil bir protokolle, YÖK'le, kamu kurumu veya bakanlıklarla irtibata geçip bir fil özellikle hani tıptaki doktorlar 4. sınıftan 5. sınıftan sonra artık pratiğe dönüşüyorsa bizim de 3. sınıfın 2. döneminden sonra bir fil bu kurumlarda görev alarak artık öğrencileri bir fiil kamu kurumlarında aracılarda yetiştirerek daha sağlıklı bilgi verip teoriyi
teorikten uygulamaya geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. O konuda katkıda bulunmak isterim. Herkese çok teşekkür ederim. Remzi Hocam'a da ayrıca teşekkür ederim sunumdan dolayı. İstanbul şubemizde de Jeoloji Mühendisliği Odası şubesine de teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz Miktat Bey. Hüseyin Başkan çok kısa bir konuşma yapmak istiyorlar. Buyurun başkanım. Ben hocam hepinize, buradaki arkadaşların hepsine çok teşekkür ediyorum. Keban aslında çok tartışıldı bugün. Ben de çok merak ediyordum. Bundan birkaç yıl önce de gidip Aksu ziyaret ettim. Keban Deresi'ni, suyu filan. Bence iyi ki su kaçmış. Onu da söyleyeyim yani. Keban Deresi'ne bir canlılık getirmiş. Keban ilçesi bugün 200 bin ton civarında alabalık yetiştiren bir kasaba olmuş. Ben Ayhan Bey onu söyledi. Hatta ziyaret ettiğim esnada da bir cebri boruyla oradaki sudan da yine elektrik enerjisi elde etmek için son aşamaya gelmişlerdi. Bir hidrolik tesis de yapılıyordu. Kendi adıma bir eksiklik gördüm. Balık veriyorlar, rakı vermiyorlardı. En büyük eksikliği de oydu diye düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hocam bu güzel şey, iyi ki su kaçmış yani. Ben onu söyleyeyim. Teşekkürler başkanım. Katılımımızın için teşekkür ederiz. Kapanış için sözü İstanbul Şube Başkanımız Sayın Sami Temurtaş'a veriyoruz. Buyurun başkanım. Teşekkür ederim ben de. Çok güzel bir sunumdu hocam. Katkıları içinde katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Bu kadar duayeni bir arada gördüm. Bu organizasyonu yaptığımız için de çok mutluyum. Yani sizleri bir arada görmek çok zor olacaktı. Bu şekilde iyi oldu. Herkese teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, son ben de başkanlardan sonra konuşmak doğru değil ama ben de arkadaşlarıma, herkese çok teşekkür ediyorum. Konuşmalardan, katkılardan ziyadesiyle memnun oldum gerçekten. Mahir hocamız olsaydı o da çok konuşmak isterdi, çok şey söylemek isterdi. Ama hoca söyleyeceklerini hep söyledi. Öğretileri hala devam ediyor. Onun öğretileriyle yaşamak güzeldir. Öğrenciler arasında Mahir Hoca'nın bir lakabı vardı. Tünellerin efendisi. Sahiden tünellerin efendisiydi, dehasıydı. Eğer biraz önce açılışta da söylediğim gibi İstanbul'da bir karayolu tüneline Mahir Vardar tüneli denmesi çok arzu ettiğimiz, bunca yıl tünellere emek vermiş, bize Türkiye'de kaya mekaniği diye yaptığımız taş mekaniğinden sonra kaya kütlelerini tanıtan, jeoloji mühendislerine, jeologlara mühendisliği öğreten Erguvanlı hocamız, işte Caner abi gibi, Mahir abi gibi hocalarımızı bizim bölüme alarak jeologlardan mühendis nasıl olurun örneklerini göstermişlerdir. Hepsinin, yani vefat edenlerin ruhları şad olsun. Sabırla bu saate kadar beklediğiniz için, bu ateşli şeyi, konuşmayı verimli diye adlandıracağım bu akşamı bana yaşattığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Biz çok teşekkür ederiz hocam katılımınız. Herkese iyi geceler, sağ olun.